Hoş geldiniz sevgili dostlarımız. Geçen hafta Dücane Cündoğlu'yla Şehir ve Bellek adlı bir konuşmayı dinlemiştik. Son derece zevkli geçen. Bu hafta şehir ve mabet konusuyla devam ediyoruz. Ben sadece geçen hafta unuttuğum, bir hafta boyunca vicdanımı rahatsız eden bir hususu belirtmek için söz aldım. Sonra Dücane'ye vereceğim. Her faaliyetin arkasında muazzam bir çaba, büyük bir emek var. Bu organizasyonun arkasında da sağda solda gördüğünüz her biri bir altın karınca olan Marmara Belediyeler Birliği'nin sevgili çalışanları var. Hatice Hanım, Ezgi Hanım, Yunus Bey, Yusuf Bey, Samet Bey adını bir çırpıda saydığım ve bütün arkadaşlarımız var. Ben geçen hafta büyük bir gaflet ve delalet içinde bu sevgili çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmeyi unuttum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dücane Bey'e tekrar teşekkür ediyorum ve sizi Dücane Bey ile baş başa bırakıyorum. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun, doğru. Çünkü çalışan, ismi zikredilen arkadaşları ben de tanıyorum ve bu etkinliğin sorunsuz gerçekleşebilmesi için neler yaptıklarını yakından takip ediyorum. Ben de kendilerine bu vesileyle teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmanın ana aksı, ekseni sürekli şehir üzerinde olacak. Geçen konuşmada ben daha teorik bir ders işleyebilirim diye düşünüyordum. Fakat dersin ilk bölümlerinde biraz gözlerdeki şeyi, ışıltıyı takip edince fazla soyut felsefi bir dil kullandığımı düşündüm. Sonrasını kurtarmışız. Yani söylenen bana geri bildirimler, sonrası çok iyiydi hocam filan diyorlar. Birinci kısmı içinde şeydir, hocam çok güzel konuştunuz. Gerçi ne dediğinizi hiç anlamadık ama çok güzel konuştunuz. Şimdi işte o güzel konuşma biraz disiplinli, teknik bir anlatım. Konuşmayı daha bilgi dolu, daha belki kalıcı yapıyor ama takibi biraz zorlaştırıyor. Bu beni memnun eden bir şeydir. Yazarlarda da öyledir. Yazar ne kadar şey yaparsa, hatta Çin İçen Tanrı Korur'un öyle bir şeyi vardır. Beste yapıyor. Bestesi de öyle notalar kullanıyor ki neyzenler, işte yani saz sanatçılarının canını okuyor. Hatta işte iyi talebelerinden birine de diyor ki öyle bir beste yaptım ki diyor Allah kolay çalamayacaklar diyor filan. Rahmaninov'un da eserleri öyledir. Parmakları çok uzun olduğu için ünlü bir Shine filmi vardır. Onu mutlaka seyredin, güzel bir filmdir. Orada da bir çocuğun Rahmaninov'un bir yapıtını piyanoda çalması, realize etmesinin öyküsüdür. Bestekarın parmakları büyük. Çin İçen Tanrı Korur'un da işte bestesi çok zor. Şey de demiş ki neyzen çocuk da, iyi ama hocam hani bu eseri bizim çalmamız lazım ki, yani bizim çalmamızı engelleyecek şekilde bestelemek olmaz. Şimdi dolayısıyla düşüncelerin de anlaşılması esastır. Gerçi Fransız entelektüeller bir %20-30 anlaşılmamayı derinliğin koşulu olarak ne kadar az anlaşılırsa o kadar derin konuştu varsayılır. Biz öyle yapmayacağız. Yani yine ortayı bulmaya gayret edeceğim. Şimdi şehir ve mabet deyince önce birinci şeyi daha evvel de işaret ettim değişik konuşmalarımda da.
Mabet şehrin içerisinde var olan, mesela tiyatro gibi, odeon gibi, stadyon gibi filan bir yapı değildir. Bizatihi şehrin kuruluş nedenidir. Daha doğru bir ifadeyle kuruluş nedeniydi. Yani bir daire tasavvur ederseniz, o dairenin de bir merkez noktası varsa, insanlığın insan toplumlarının ilk oluşumundan beri mabet o ortadaki merkezdir. Merkezdi. İstanbul için en ünlü tartışma neydi bir zamanlar Erbakan'la çıkan? Taksim'e cami meselesi. Taksim'e cami yapılsa, hem de çok büyük bir cami yapılsa. O dönemde başbakanın, ki daha sonra da herhalde tekrarladı, AVM ve rezidans yapacağız demişti. Taksim'in merkezi o cami mi olur, rezidans mı olur? Veya AVM mi olur? Niçin? Şimdi dünya görüşü, burada bir aksiyoma açıklık getirmem lazım. Aksiyom nedir? Yaptığım bütün açıklamaları kendisine dayandırdığım ilke. Kendisini başka bir yere dayandıramıyorum. Kendisi, kendisinden sonraki bütün önermelerimin kaynağıdır. Yani bir şey eşit olan şeyler birbirlerine eşittir. A eşittir B, B eşittir C, o halde zorunlu olarak A eşittir C. Niçin? Niçini yok. Bununla hepsini açıklarsınız ama bunu açıklayamazsınız. Özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi gibi. Benim temel aksiyomum bizim dünya görüşümüzü belirleyen, toplumsal bakışımızı, yorumumuzu belirleyen şey doğa bilgisi, dünya bilgisi, biçimimizdir. Yani bizim doğa bilgimiz ne düzeydeyse, biz doğayı nasıl algılıyorsak, toplumu bu bilgi düzeyine göre yorumlarız. Yani bunu Marksistler mesela altyapı, üst yapı diye tanımlarlardı. Üst yapı altyapıya dayalıydı. Altyapı neydi? Üretim araçları, üretim ilişkisi, araçları ilişkisi, üretim biçimiydi. Bu köleci bir toplum olabilir, feodal bir toplum olabilir, kapitalist bir toplum olabilir, burjuva toplum olabilir. Bu toplumsal yapı, toplumsal zeminin temelinde diyelim ki sınıfsal antagonizmalar, çelişkiler vardır. Bu çelişkileri de belirleyen üretim biçimidir. Biraz daha vulgarize edersek ekonomidir. Dolayısıyla altyapı artık hukuku belirler, edebiyatı belirler, psikolojiyi belirler filan. Ancak burada tabii bu üretim biçimini ne belirler? Bu hiç tartışılmıyor. O üretim biçimini belirleyen, o biçimi belirleyen bilgidir. Yani teknik bilgi, doğa bilgisi vesaire. Bana göre toplumsal bütün analizler küçük ölçekli, büyük ölçekli hiç fark etmez. En nihayetinde o çağın doğa bilgisinin, dünya bilgisinin düzeyi ve biçimiyle alakalıdır. Tanrı'ya inanmanız bile öyledir. Yani Tanrı tasavvurunuz, şeytan, melek vesaire bütün inançlarınızın hepsi sizin dünyayı bilme biçiminizle alakalıdır. Eğer cahilseniz şanslısınız demektir. Yani bugün mesela İslam dünyası büyük ölçüde şanslı gözüküyor.
Yani dünyayı bilmedikleri için ne olup bittiğini o zihinlerdeki dünyanın geçerli olduğunu zannediyorlar. Şimdi mesela bir sorun, teolojik bir sorundan söz edeyim. Bu buradaki aksiyomum anlaşılmazsa şehirle ilgili yapacağım yorumlar da anlaşılmaz. O yüzden konudan saptığımı düşünmeyin. Ruhun ölümsüzlüğü. Şimdi ruhun ölümsüzlüğü orta çağda da, ilk çağda da çok büyük felsefi, daha sonra teolojik problemlerden biridir. Bunu nasıl şey yapabiliriz? Ruhla beden birlikte mi yaratılmıştır? Ruh önce yaratılmış, beden sonra mı yaratılmıştır? Yanıtları alayım. İnançlarınızı alayım. Ruh, yani normal, vasat, sağlıklı bir zeka, ben nereden bileyim, hocam olması lazım. Ama İmam Hatip eğitimi, işte Türkiye'deki koşulları düşünürsek, yani eskiden Türkler şair doğarlardı, şimdi alim doğuyorlar. Herkesin bir cevabı vardır. Yani ruh mu önce doğar, yaratılır? Yani kürtaj meselesini konuşacağız. İşte ne diyorlar, ruh çocuğu ne zaman çocuğu aldırabilir bir anne? Şu andaki yasa ne diyor? Doktor var mı aranızda? Kaç? Niye 10 hafta? Ruh, mesela ruh değil mi? Yani ruh bedene giriyor mu? Buna kim karar veriyor? Nereden biliyorlar? Kim üflüyor? Nasıl üflüyorlar? Ay ne yani? Ne, üflenen şey ne? Yani bunun tanımı ne? Şimdi önce beden mi geldi, ruh mu? O zaman beden önce geliyor. Ruh sonra geliyor. Öyle mi? Kesin diyorsun yani, ruh vardır. İyi ama dedin ya, onu 10 hafta dediniz. Yani beden geldiyse ruh sonra gelmiyor mu? 10. haftaya kadar kesebiliyorlar değil mi? Alabiliyorlar çocuğu. Et diyorlar, orada ruh yok. Bak ruh önce değil, beden önce. Vallahi ben ruh uzmanı değilim. Ben size soruyorum zaten. Bu arkadaşın bilgisi iyi yani. Sağ ol. Bir daha söyleyeyim. Bir daha alalım. Yaratılış ilk andan itibaren ruhla birlikte başlar. Böyle tek hücre, yani birleştiği anda... Babanın sperminde mi başlar? Annenin rahmine düştü. Ha, ya yani nerede? Bak daha bilgili. Evet. Şimdi ben hep şey derim, sallama iki türlü olur. Bir sağdan sola, bir önden arkaya doğru. Siz sağdan sola devam ediyorsunuz. Şimdi bak bunu konuşsak, sizce bir sonuca varabilir, birbirimizi ikna edebilir miyiz? Edemeyiz değil mi? En azından aklı başında insanlar der ki, bu yorumlarınızı neye borçluyorsunuz? Yani nereden? Peygamber Efendimiz'den bir hadis var. Buhari'de var. Orada işte Tirmizi de bilmem ne yapmış. Ravisi de bilmem ne olmuş. Şeyin işte filanın tefsirinde, Fahrettin Razi'nin tefsirinde şey ayetini açıklarken diyor ki işte bilmem ne de bilmem ne yani falan. Yani bir kadın doğumcu olsa aramızda ona sorarız. Değil mi? Bir psikolog, bir tabip filan. Yani bu ruh nedir? Tuz ruhu var. Değil mi? Bir sürü ruhlar var. Zamanın ruhu var. Ruh mu önce yaratılır? Beden. Şimdi dindeki kısma girmeyelim. Onlar hep tehlikeli çünkü dinlediğimizde otoriteler vardır. Dinde sorun odur. Yani dinde herkes hakikatini tebliğ eder. Yani tebliğ edilecek hakikatlere sahiptir. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki sen kimsin? Mesela. Şimdi o yüzden dinde otoriteler olduğu için tam öyle desen ona karşı çıkar. Bu desen Sayın Nursi diyor ki der şimdi biri oradan. Bir tanesi iyi ama filan hazretler diyor ki der. Şimdi yani özgür konuşamayız. Konuşamayınca da mecburen düşüncelerimizi hafif kısarız. Yani felsefe öyle değil. Felsefede herkes herkese önden arkaya sağdan sola sallayabilir. Nihayet kanıt istenir. Hiç kimse kimseye iman etmesi gereken bir hakikat önermez.
ben böyle düşünüyorum der. O da eleştirir. Otorite felsefede olmaz. O yüzden felsefede takipçi de olmaz. Yani filan adamın takipçisi olan bir inançlı zümre olmaz. Filan filozofu 5 kişi ya takip ediyordur ya etmiyordur. Çünkü 5 tane adam o konuyu bilerek konuşabilir ancak. Yetiştirir kendini. Vallahi Kant bana göre daha doğru söylüyor der. Ben Hegelciyim der. Ötekisi işte yok Wittgenstein der filan. Ama bir kişi iki kişi. Yani 10.000 tane Wittgenstein hayranı, 20.000 tane Kant hayranı olmaz. İnanamazsınız. O yüzden felsefeden söylüyorum. Felsefede ruhla ilgili iki tane temel şey vardır. Bir tanesi Platon'dur. Hatta ruhun ölümsüzlüğü iki sonuç doğuruyor. Bir tanesi ruh beden ölüyor. Çünkü ruh önce yaratılıyor. Önce ruh yaratılıyor. Sonra beden yaratılıyor. Ruh bedeni bir elbise gibi giyiyor. Sonra çıkarıyor elbiseyi. Öldüğünde beden bir elbise gibi toprakta kalıyor. Ruh yukarı çıkıyor. Ama biraz Hint, biraz Pitagorasçılık etkisiyle ruhlar başka bedenlere de giriyor. Reenkarnasyon, ruh göçü dediğimiz genelde Hint için, Hint bölgesi için yaygın olan ruh göçü inancı buradan çıkıyor. Bir kısmı böyle bedenden bedene ruhların dolaşmasını mantıklı bulmadığı için her ruha bir beden tahsis ediyor. Yeter diye yani bir beden. İşte berzah, kabir vesaire İslam inancında olduğu gibi ahirete intikal ettiriyor. Yani çok uzatmıyor bu işi. Dolayısıyla ruh ölümsüz ise, ruhun ölümsüz olduğuna inananlar iki tür çözüm üretmiş görünüyorlar. Bir tanesi ruh göçü, farklı bedenlerde dolanıyor ruh. Bir tanesinde de ahiret inancı. Bedenlerde dolanmıyor, beden gidince ruh cennete veya cehenneme gitmek için sıra bekliyor. İkinci görüş, Aristoteles'in görüşüdür. Ruhla beden aynı anda var olur. Dolayısıyla beden öldüğünde ruh da ölür. Mantık açık değil mi? Dolayısıyla Aristoteles'e göre ruh ölümsüz değildir. Ruh zaten bedenin yetkinleşmiş biçimine psüke, ruh denir. Fakat Aristoteles daha enteresan bir şey yapar. Sanki ruh değil ama akıl ölümsüzmüş. Athanatos dediği ölümsüz olarak aklı görür, psikeyi değil. Şimdi tabii bu semavi dinler denilen, Yahudiliği kenarda tutalım şimdilik ama Hristiyanlık ve İslam burada ne yapıyor? Ruhun ölümsüz olduğunu kabul ediyor. Hristiyanlık reenkarnasyona daha yakın bir yorum tercih ediyor. Ama neticede cennet cehennem şıkkını da üstleniyor. Hristiyanlıkla İslam'da böyle bir ahiret inancı, cennet cehennem inancı oluşuyor. Cennet cehennem inancı Platon'da filan da var. Onların cenneti çayırlıktır, Elize şeyleri, çayırları. Cehennemde Hades'tir filan. İşte Dante'de enteresan bir karmasını görürsünüz filan. Şimdi günümüzde bu inancı sürdürme olana nedenli, yani dindar bir insan, samimi, ortalama bir eğitim almış bir insan, ruhun ölümsüzlüğü, ki bunlardan çok problemler çıktı yani, çok uzun bir, derin bir mevzudur bu, ruhun ölümsüzlüğü problemi vardır. Ruh ölümlü mü, ölümsüz mü? Psike vardır ama ölümlü olup olmaması tartışma konusudur. Şimdi modern insan günümüzde psikenin varlığına inanabilir mi? İnanabilir tabii de, inanırsa onun hakkında ne kadar konuşabilir?
İşte bağlıları şeyi tercih eder. Sana ruhtan sorarlar, de o ki Rabbimin emrindendir. Bunlar da kötü yorumlardır, yanlış yorumlardır. Psiki hakkında modern bilinç, psiki hakkında konuşma yeteneğini kaybettiği için ayetin o konuda susmayı emrettiğini söyleyerek bir savunma mekanizması oluşturmuştur. Şimdi çocuğunuz hastalandı, etti. Ruhsal sorunları mı var? Akılsal sorunları mı var? Akıl hastası mı oluyoruz biz şimdi, ruh hastası mı oluyoruz? Mesela bir zaman ruh hastası deniyordu. Psikoloji diye bir şey var. Psikiyatri diye bir şey var. Yani psikiyatri ruh hastalığı mı, akıl hastalığı mı? Şimdi bak onlar da değişti mesela. Organik kabul edilmediği için hastalık da denmiyor, illness denmiyor. Daha çok disorder, bozukluk deniyor. Çünkü artık ruh 17. yüzyıldan itibaren insan bir makine olarak tasavvur edildiği için makine bozulur, beyin de bir makinedir filan. Şimdi ortalama bu bilgiyi kabul ettikten sonra, yani dikkate aldıktan sonra ruh hakkındaki inançlarımızı telaffuz etme gücümüzde bir azalma olur değil mi? Eğer biraz namuslu konuşacak olursak. Ben diyorum ki bu konudaki inançlarınızı mümkün kılan, yani daha önceki asırlarda ruh üzerine yapılan bu şey, edebiyat veya literatür esas itibariyle insanlığın ruh hakkındaki bilgi düzeyi kadardı. Yani ruhla adlandırdığı şey kadardı. Bu konudaki bilgisi arttıkça o konudaki inançlarının çözülmesi kaçınılmazdır. O yüzden Hristiyanlığın ve İslam'ın günümüze kadar ulaşmasını sağlayan şey nedir diye sorsalar bana, bu deminden beri temellendirmeye çalıştığım aksiyomatik analizin aynısını söylerim. Kendi çağının bilimiyle o inançları meczedebildiği, birleştirebildiği için ayakta kalmıştır. Eğer kendi çağının bilgisiyle inançları birleştirme, denkleştirme becerisini gösteremeyen hiçbir inanç gelecek nesillere intikal edemez. Etmiş olanı da yok. Yani Manitu filan falan inançları var. Onlar kitaplarda, dinler tarihi kitaplarında, mitoloji kitaplarında filan yer alır. Canlı olarak sadece hepimizin bilinçlerinde fal bakmak gibi filan hiçbir şey yüksek değer taşımaksızın kültürel, folklorik değer olarak taşır. Yaşar. Şimdi dolayısıyla toplumsal yapıları analiz ederken bazıları ekonomiye dayanır, bazıları dine dayanır, bazıları şuna dayanır, buna dayanır. Ben neye dayanıyorum? Ben şehri, toplumu analiz ederken insanın dünya bilgisinin onun dünya görüşünü oluşturduğunu, o dünya görüşünün de diğer kurumları oluşturduğunu varsayıyorum. Dolayısıyla toplumları asırlarca kuran temel ilke, yani mabedi şehrin merkezi yapan şey esas itibariyle ölümdü. Ölüm derken bugün bizim hani gençler, biraz felsefeyle ilgilenenler zum Tod sein, insan ölüme doğru varlıktır diye Heidegger'in bir şeyi vardır, sözü vardır. İnsan ölüme doğru varlık, yani biz fani diyoruz ona. İnsan fani bir canlıdır, fani bir varlıktır anlamında ölüm değil. Çünkü biz bugün ölümü algılama biçimimiz ölüm üzerinden bir tarih oluşturmakla değil, alakalı değildir. Bugün mesela bir örnek vereyim. Kayseri'de 20 tane genç değil mi? 20'ye yakın 13 genç. Beşiktaş'ta 40 tane pırıl pırıl çocuk.
büyük bir bomba patlaması neticesinde biyolojik olarak öldü. Hukuki olarak öldürüldü. Dini olarak şehit oldu. Bu ölümlerin, yani 40 tane ölümün İstanbul'un bir şehir olarak varoluşundaki yeri ne olabilir? Sizce çocuklarımız değil, torunlarımız bu 40 çocuğu hatırlayacaklar mı? Onlara verir en büyük paye verildi. Şehitlik. Dini şehit. Yani maaşta bağlanır. Şehir ekonomik olarak da devlet sahip çıktı diye. Ama İstanbul şehrinin varoluşu içerisinde bu 40 canın şeyi nedir? Rolü nedir? Bu bir metropol olduğu için rasyonel, sermayeye dayalı bir yapılanma olduğu için muhtemelen çok ciddi bir anlamı olmayacak. Hepimiz unutacağız. Ya galiba öyle bir şey olmuştu bu şeyde. Statta bir şey mi patlamıştı bundan? Yıllar evvel anlatır, babam anlatır. Hatta oradan geçiyormuş galiba, sesi şeyden duyulmuş filan. Bakın bir ölüm bizde bir geçmiş oluşturmuyor. Tuhaf değil mi? Yani ölümün bir geçmiş oluşturması lazım. Yani bellek. Bu bellek toplumu oluşturan ögeydi eskiden. Şimdi modern toplumun buna ihtiyacı yok. Eğer bilmem ne center'da AVM ilişki, ticaret devam ediyorsa, yani şöyle, doların İstanbul'un devamı için İstanbul'daki AVM'lerde, işte metrobüslerde, metrolardaki akış, o ticari akış, iş hayatının devam etmesi mi İstanbul'u İstanbul'u yapar? Yoksa işte İstanbul'un varlığını devam ettirmesi sürecinde hayatını kaybeden polis, asker vesaire mi? Hangisi daha önemlidir? Eskiden ticaret değildi. Eskiden toplumun oluşması için mabede gereksinim vardı. Mabet deyince de işte bizim bugün namaz kılmak, oruç tutmak, tavaf etmek filan dediğimiz anlamda bir takım ritüelleri yaptığımız mekanlar kastedilmezdi. Ya ne kastedilir? Kabilenin şefi ölüyor. Kabilenin büyücüsü ölüyor. Kabilenin atası ölüyor. Onu nereye gömecekler? Gömdükleri yeri unutabilirler mi? Hayır. Yaşlılar öldükçe aynı yere gömmeye başlarlar. Gömdükleri yerden ayrılamazlar. O ölüler, o toprağa verilen bedenler esas itibariyle şehri oluşturmaya başlar. Nasıl oluşturur? Şehrin belleğini oluşturur. Hafızayı oluşturur. Hep anlatırım, bir tane Süleymaniye Camii'nin orada bir meczup varmış. İmam mimam oturmuş orada, şikayet ediyorlarmış. Trafik arttı, İstanbul'da yaşanmıyor artık. Ay işte şöyle oldu, böyle oldu diyor. Meczup duymuş bunları. Müezzin galiba. Hoca hoca demiş. İstanbul'dan çok şikayet etme, yerin altındakileri incitir demiş. Şimdi İstanbul uzun süre yerin altındakilerle İstanbul'du. Yerin altındakiler olmadı mı Türkler İstanbul'u şehir olarak, bir baksanıza işte ben kaç yıldır yazıyorum ediyorum, binalarını mahvediyoruz şöyle, hiç kimsenin umurunda değil. Niye? Çünkü şehrin üstünü sahiplenme becerisi yok. Hiç kimsenin malı mülkü de yok. Göçebelerde mülkiyet oluşmadığı için, Osmanlı da buna hiç izin vermediği için
Bizde şehirlerin büyük bir çoğunluğunda mülkiyet yoktur. Mülkiyet olmadığı için bizde sivil toplum yoktur denildiğinde kastedilen şehirli de yoktur. Mülkiyet nerede var? Mardin'de var, Urfa'da var, kısmen Antep'te var. Bak o Halep'te vardı, Şam'da vardı. Siirt'te mülkiyet pek yok. Van'da vardı. Trabzon'da, Rize'de yoktur. Van'da vardır. Zonguldak. Zonguldak diye bir şey var mı? Ama Kastamonu'da vardır. Yani nedir? Arkaik şehirlerin eşrafı vardır. Çünkü oradaki topraklara sahip olanlar vardır. Dolayısıyla o bağ devam edince şehirli olduğu için de şehir vardır. Yaşlı bir mimar öyle demiş. Çok severim o lafı. Evladım demiş, bir binayı ayakta tutan insan nefesidir. Yani içinde yaşayan varsa bina daha geç yıpranır. Boşaltın bir binayı, çok hızlı bir şekilde çürür. İnsan nefesi, yani oradaki yaşam o yapıyı ayakta tutar. Dolayısıyla en azından artık Göbekli Tepe'ye dayanıyor millet, ama bu eskiden de böyleydi. İnsanlar atalarını gömdükleri, burada ata derken babasını, dedesini, kabilenin, soyun işte ilk büyüğünü filan gömdüklerinde onların önemi neydi? Onların önemi toplumsal yasaları da ataların yasası olarak kabul ediyorlardı. Yani hukuk böyle oluşur. Bakın İslam dünyası, şu anda benim dikkat çektiğim, ısrarla dikkat çektiğim şey, o fiziksiz metafizik konuşmalarında İslam dünyası en değişebilir alanda çağa ayak uydurmakta zorlanıyor. Hukuk alanında, fıkıh alanında. En değişen, en ilkel alandır. En kolay orada kuralları değiştirebilir. Ne olacak yani? 50 yıl sonra, 150 yıl, 200 yıl sonra yine değişebilir. Dikkat edin, İslam dünyasının en ısrar ettiği yer hukuk alanıdır. Hala arpa ve buğdayla şey yaparlar. Basit bir faiz problemini aşamazlar. Yani biraz iktisat okusalar onu çözebilirler oysa. Yani normal çok cüzi bir toplumun, yani çarşamba pazarı kadar büyüklüğü olmayan bir toplumun ekonomisiyle 1500 yıl sonraki toplumu yönetmeyi düşünmezler. Hiçbir alim, İslam alimi böyle düşünmezdi ki. İslam alimleri bilir. Şeriat sürekli değişir. Fıkıh. Ama konuşmaya geldiğinde ne der? Şeriat hiç değişmiyormuş gibi konuşulur. Oysa Kur'an'da bile peygamberlere verilen şeriatlar değişir. Bu herkesin bildiği bir şeydir. Ama niye bu hiç ifade edilmez? Çok basit. Meşruiyet sorunundan dolayı. Yani yasa esas itibariyle yasama eyleminin, ediminin asıl amacı otoriteyi oluşturmaktır. Yani nedir? Kılıçla herkes oturacak, ayağa kalkanın ateş ederim. İyi de adamın bileği yorulur. Yani devamlı bu silahı tutamayız ki. Ama oradan iki tane arkadaş der ki, ya hocaların, bak hocamız kaç saattir konuşuyor. Hocaya hürmet etmek lazım. Oturun bakayım, sessiz olun der. Hocaya hürmet etmek lazım. Siz kendiliğinizden oturursunuz. Bak benim de silah tutmaya, yanımda da şef var kılıcıyla. Sizi oturtturmaya gerek duymaz. Ne yaptı? Sadece itaat problemini gönüllü itaatle çözdü. Demek ki yasa koymak, herkes oturacak. Dücan Hoca konuşurken herkes oturacak, oturmayanı cezalandıracağız diyerek olmuyor. 100 lira para cezası vereceğiz diyerek olmuyor. Deniyor ki hocaya karşı ayıptır, edep diye bir şey var. Herkes otursun bakayım deniyor. Yasa gönüllü rızayı amaçlıyor çünkü daha ekonomik. O yüzden çok ilginç, antropologlar yasamada en ilkel toplumlarda bile yasanın kaynağının, herkes, bütün toplumlar yasayı kendilerinin koyduğunu biliyor. Buradaki Ahmet koyuyor, oturun hocaya hürmet edin diyor. Ama hiçbir toplum
yasanın kaynağının insani olduğunu kabul etmeye yanaşmıyor. Yasa daima aşkın bir kaynağa dayandırılır. Bütün toplumlarda. Atalara, ruhlara, cinlere filan. O gönüllü boyun eğmeni sağlanabilmesi için yasa sürekli süblime edilmek, yüceltilmek, aşk, yasanın kaynağının da aşkınlaştırılması lazım. Dolayısıyla biz de ulema İslam hukukunu kaynağı Allah'tır. Allah sabit değişmez, ezeli ilkedir. O halde Allah'ın hükümleri değişmez diye varsayıyor. Ya şimdi köle cariye hukuku devam etmiyor mesela. Ayet var. Peygamberin hanımları sizin annelerinizdir, müminlerin anneleridir. Ve müminlere peygamberin eşleriyle evlenmeleri yasaklanmıştır. Bakın ayet bu. Hani peygamberin eşi nerede? Bak müminler var. Biz buradayız. Ama peygamberin eşi yok. Şimdi burada ne sorunu var? Yasayla zaman arasındaki ilişki var. O yüzden mecellede zamanın yani tagayyuru ezmine, zamanın tagayyuru ile ahkamın tagayyuru inkar olunamaz. Yani zaman değişirse hükümler de değişir, yasa da değişir. Şimdi yasanın oluşması aşkın kaynağına dayanır. Aşkın kaynak nedir? Her zaman ölülerdir. Ölüler kimdir? Atalardır. Ataların ruhlarıdır. O yüzden yasa, toplumsal yasaları aşkın bir kaynağı. Yani ölülere, yani atalara, ecdada. Bakın Türkiye'de siyasal wording olarak ecdat kelimesi hala sihirli bir anahtardır. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti politikasında ecdat ya çok saygı duyulan ya çok sövülen bir kelimedir. Yani bir kesime göre ecdat böyle yapıyor. Ecdat böyle yapmaz ki. İşte diyelim ki Muhteşem Yüzyıl filminde ecdadı küçük düşürüyorlar. Bakın. Efendim? Ecdadın kemikleri. Ecdat böyle yapmaz. Hep ata binerdi. Ne bu kadınlar? Bu haremden çıkmıyor filan falan. Ecdadı hiç tanımıyorlar da tabii. Yani onlar... Bir kısmı da diyor ki başlarım ecdadı, ya ne ecdat ecdat, yeter artık işte kaçıncı yüzyıldayız filan diyor. Şimdi bakın gerginlik aslında yasayı, toplumsal birliği sağlayacak olan yasaların kökeni noktasında ecdat. Ecdat cedden gelir. Ced ne? Ata dede. Onlar ne? Onların hiçbiri hayatta değil. Yaşarsa olmaz. O yüzden ben ölmüş olan herkesin kutsanması ve yüceltilmesi ve ödüllere boğulması yanlısıyım. Öldükten sonra şimdi mesela bana ödül verirlerse, beni yüceltirlerse ben yüceltenleri bile ertesi gün madara edebilirim. Bir beyanat veririm. Siz kim oluyorsunuz ki bana ödül veriyorsunuz derim. Ben öldükten sonra bak dikkat edin hep böyle yapıyorlar. Ya işi bitmiş artık konuşmaya teşekkür ederim diyecek kadar hali kalmamış adamlara ödül verirler. Çünkü o ödülü verenler aleyhine ya da kendi lehine kullanamaz. Ya da ölmüş. Cemil Meriç mesela kutla, istediğin kadar kutla. Akif'i kutla. Nazım Hikmet'i istediğin kadar şey yap. Çünkü Nazım Hikmet ya da Mehmet Akif, Aziz Nesin verdiğiniz ödüllerden hiçbir yarar sağlayamaz. O yüzden toplumsal şeye çok uygundur. Bence bol bol ödül verilebilir. Ödülün sahipleri bundan yarar çıkar sağlayamadıkları için. Böylelikle toplumsal bellek oluşur. Ve toplumun çıkarlarına uygun olarak bu bellek oluşur. En kötüler en iyi olabilir, en iyiler en kötü olabilir. Toplumun bugünkü çıkarları nasıl yorumlanmasını gerektiriyorsa ecdat ona göre şekillenir. Ecdadın ruhu ve vurgusu. Daha demokrat, daha böyle seküler bir iktidar geldiğinde ecdadın aslında ne kadar hümanistik, çok şey yönlü, çok renkli bir topluma aşina olduğu söylenir. Başka bir siyasi iktidar biçiminde daha itaatkar filan. Yani MHP'nin ecdadıyla
AK Parti'nin ecdat anlayışı ya da işte CHP'nin ecdat anlayışı birbirine uymaz. Başka partiler de var, böyle dernekler de var. Onların ecdat anlayışları hiç uymaz. Şimdi o yüzden ölüm toplumun o dairenin merkezini zorunlu olarak oluşturur, kaçınılmaz olarak. Ölülerin saklanması lazım. Nesi? Ölülerin kendilerini saklayabilirler mi? Yok, etler çürüyor, kemikler bile bir süre sonra gidiyor. Ne yapmaları lazım? Hı? O ama geç dönem. Mısır bile geç. Mısır'dan önce var. Göbekli Tepe mesela. Mabet de olmaz. Göbekli Tepe tam mabet değil. Yani bugünkü anlamda. Türbe denmesi lazım ona. Mabet değil yani. Aynı zamanda mabet de diyebiliriz hiç kuşkusuz ama. Ya. Efendim? Tamam. Zaten mabet deyince mabedin birkaç özelliği vardır. Bir tanesi merkezi olmalıdır. İkincisi abidevi olmalıdır. Monumental yani anıtsal olmalıdır. Ne demek ama anıtsal ne arkadaşlar? Hiç Göbekli Tepe'yi incelemediniz mi? Yani Göbekli Tepe deyince aklınızda bir şey... Taş. Yani... Evet arkadaşlar, başka? Bak şimdi Anıtkabir mesela, Anıtkabir. Anıtkabir'le Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarıyla, türbesiyle Anıtkabir, adı üzerinde Anıtkabir. Ne demek Anıtkabir? Türbe demek. Anıtkabir'le Hazreti Süleyman diyorum, Sultan Süleyman'ın türbesini karşılaştırmak istesek. İlk yani biraz hızlı gidelim. Zamanı iyi kullanmak bakımından. Nedir? Yani Anıtkabir'in kabir olarak özelliğiyle Sultan Süleyman'ın kabri ya da ikinci Mahmud'un, üçüncü Selim'in, Abdülhamit'in, ikinci Abdülhamit Han'ın türbesi gittiniz mi? Hiç gitmiyor, hiç ses çıkmıyor ya. Yani hiç... Ha, ikinci Abdülhamit'e gittiniz. İkinci Abdülhamit türbesi, modern tanzimat ürünü filandır. O biraz çekildi edildi ama onunla Anıtkabir arasında bir karşılaştırma yapın hızlı. Ne birinde neyi öne çıkarırsın, diğerinde ne? Şöyle ya, efendim? Tepe mepe filan değil, daha biraz daha. Şimdi ikinci Abdülhamit Han'ın ya da Sultan Süleyman'ın Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinde esas olan sandukadır değil mi? Ha, yani orada merkezde türbe var ama türbe aslında türbenin önüne gittiğinde değil, içine girdiğinde orada türbenin etrafında sanduka vardır. Sandukanın içinde değildir hoş. Ama ölü temsil eden, ölünün haşmetini eğer Şeyhülislam'sa oraya bir ona göre kavuk konur filan değil mi? Şeyhse, yani türbede esas olan sanduka, sandukanın şehadet taşı denen o şeyidir. Başıdır değil mi? Oraya konan Yahya Efendi dergahına filan gitmedin mi? Orada çok güzel mezarlar, şeyler var. Mihrimah Sultan'a gidin, orada da şehzade mezarları filan vardır. Çok hoş. Mezar taşları vardır filan. Ama Anıtkabir'de nerede? Kavuk yok, şehadet taşı yok. Değil mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün sandukası, mozolesi, onlar ne ya? Onlar belirleyici mi? Değil. Yani dikkat nereye kaydırılmıştır? Binanın dış yapısına. Yani Anıtkabir deyince bizim o yapı akla gelir. Yapının içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı nerede? O işte onun altında mı? Mozolenin filan
Bunların hepsi önemini yitirir. Esas olan monumental denmesin, abidevi olmasının sebebi yapının kendisidir. Sanduka filan değildir. Kabe'yi bir türbe olarak düşünelim. Kabe de şey nedir? Anıt, o Kabe de bir anıt kabirdir. Ama anıtsallığı nerededir? Monumental oluşu, abidevi oluşu hangi yanındadır? Hadi Kabe hakkında fazla egzersiziniz yoktur. Uhud'a, Medine'ye gidenler, sahabe Uhud şehitlerine filan baksınlar. Bulamayacaksınız çünkü Araplarda ölen kişinin sembolize edecek bir taş maş filan yoktur. Niye yoktur? Olmaz. Bu Arapların Araplığından kaynaklanmıyor. Toplumsal yani coğrafi yapı, iklim vesaire o taşı mümkün kılmıyor. Ağaç da çok bulunmaz. O yüzden Selefiler mezara, türbeye bilmem neye karşı da dümdüzdür. Futbol sahası gibidir sahabe mezarlığı. Osmanlı'nın yaptığı şeyler var. Onları da yıkıyorlar. Yani gördüklerinde alerji duyuyorlar. Bakın Moğollar da yapılara karşı alerji duyarlar. Dikiler şeyi yıkmak isterler. Moğol saldırılarında temel esas dikili olan her şeyin yıkılmasıdır. O yüzden uygarlık düşmanıdırlar. Şimdi Medine'de peki şey nedir? Hayır. Mescid-i Nebi için söylüyorum. Monumental olan, merkezi olan taraf neresidir? Altın filan falan. Bak işte o da yöneticilerinin Arap, İranlı, Osmanlı olup olmamasına göre değişir. Şimdi siz İran'a bir gidin bakalım. İran'da İmam Rıza'nın türbesini Meşhed'de gören var mı? Kabe'ye eştir ve İranlarda, Şii inancında da vardır o. Meşhed'e gidenler Meşhedi olurlar. Yani hacı olurlar. Bizim yani Sünni dünyası için yarım hacı denebilir. Ama resmen bir anlamda hacı olurlar. İranlılarda hiç böyle mabet gezeniniz var mı bilmiyorum. Hiç içinde camları, cam işçiliklerini filan görenler öyle mabet bulamazsınız. Katoliklerle filan şeydir. İslam dünyasında yani Türkiye'de filan cami yapıyorlar ya onlar şey gibi kulübe gibi kalır onların yanında. Fakat İran mabetlerinin en büyük özelliği tabii ki hepsinde şey var, mezar var, türbe. Ve İmam Rıza'nın türbesinin nasıl yıkandığını, bakımının nasıl yapıldığını, o seronomileri bilmiyorum hiç okuma veya öğrenme imkanı bulanlar var mı? Yani devlet başkanı çıplak ayaklarla gider, kokuları, suyu, yani şeyin yıkanması bile neredeyse haftalar sürer yani temizlenmesi. Ve büyük bir cam işçilikleri vardır. Yani böyle kristal bir dünyanın içerisinde nefes alamazsınız. Asla bir Sünni o dünyayı anlayamaz. Bizde camiler var, minareler var filan. Bizde cami, mabet şey yapmaz. Türbeler bizde güçlüdür. Oruç Baba Türbesi mi daha şeydir? Süleymaniye ya da Sultanahmet Camii. Her zaman türbeler, Gül Baba, yani eski İstanbullular için. Eski İstanbullular için şeyler bile, camiler bile orada yatan evliyanın, ecdadın şeyi için gidilirdi oraya. Niye cami cami dolaşılır? Mesela bizde kadınlar Ramazan'da her gün bir camiye giderler filan. Tabii caminin kendi biz sanatsal filan değil yani o. Yani bir cami gezelim filan değil.
Orada yatan ruhlarla irtibat kurma isteği. Şimdi dolayısıyla tekrar başa dönersek, o ölüler kutsal ölü, kutsallaşmasının nedeni belleği oluşturmasıdır. O toplumu bir arada tutacak olan bellek o ecdatla yapılır. O da ölüyle olur. Ölüler gömüle 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 orada bir şecere oluşur. Soy şeceresi. O şecere bir süre sonra kutsanır. Rasyonel bağlarından ayrılarak yasanın kaynağı olmaya başlarlar. Buna ne derler? Türkçe'de töre derler. Peki Yahudiliğin kutsal kitabının adı nedir? Tora. Aynı şey. Tora ne demek? Yasa. Namus ne demek? Nomos'tan gelir. Nomos Yunanca yasa demektir. Namus da yasadır. Namus düşmanı ne demektir? Yasa düşmanıdır. Kadınla ilgili sınırlara riayet etmeyen alçak herif, ırz düşmanı, esas itibariyle yasa düşmanıdır. Bu yasayı kim koyuyor? Atalarımız koyuyor. Bağlı olduğumuz ruhlar koyuyor. O atalar bir süre sonra çok tanrılı dinlerin ilkeleri haline geliyor. O yüzden dikkat ederseniz tarihte de tanrılar vardı. Yunan için mesela bir örnek vereyim. 5000 yıllık bir tarih için söyleyeyim. Önce tanrılar nerede yaşardı? Olimpos Dağı'nda yaşardı. Tanrıların bulutların üzerine çıkması vakit almıştır. Tanrılar ne zaman bulutların üstüne çıktı? Yunan tanrıları. Kahramanlardan sonra. Kahramanlar ortaya çıktığında eski bir şeydir bu. Vico bu ayırır. Tanrılar çağı, kahramanlar çağı, insanlar çağı. Tanrılardan kahramanlara, kahramanlardan insanlara doğru inilmiştir. Yani esas itibariyle tanrılar bulutların üzerine çıkınca kahramanlar dağda kalmıştır. İnsanlar nerededir? Agora'da, şehirdedir, en aşağıdadır. Dolayısıyla yasayla, yasamayla ölüler arasında bir alaka vardır. Fakat zamanla bu mabetlerin korunması ve oradaki dili inşa edecek bir büyücü sınıfına, benim tabirimle rahip sınıfı da diyebilirsiniz. Rahip ve ben onlara büyücü diyorum. Büyücü sınıfına, yani büyücü dememin sebebi onun arkaik değerini, bağını bilinçte hazır tutma ihtiyacından kaynaklanıyor. Rahip esas itibariyle daha geç bir keşif gibi görünüyor. Hristiyanlıkla alakalı gibi. Ama büyücü öyle değil. Büyücü en azından sınıf değildi. Büyücü bir kişiydi. Peki şef? Şefle büyücü genelde Hegel öyle der. Doğuda bütün krallar aynı zamanda baş rahiptir der. O yüzden despot olurlar. Bizde şef kılıcı elinde tutan, ahirete giriş kapısını da elinde tutmak istediği için teokratik despotizmlere bir özel bir eğilimimiz olduğu söylenebilir. Yasayla ölüler arasındaki ilişki türbeyi bir süre sonra koruyucuları oluşturmuştur. Hatta Aristoteles şey der. Bence olmalı, rahip olmalı ama yaşlılardan seçilmeli. Ki bir çıkar elde edemesen. Toplumun yaşları rahip olsun. Diyor. Bence de uygun. Gençleri rahip yapmamak lazım. Yani din adamı falan genç olmamalı. Çünkü çıkar elde edebilirler salladıkları palavralardan. Yaşlılar fazla ölüme yakın oldukları için çok fazla çıkar elde edemeyecekleri varsayılır. Ama bu tabii günümüzdeki toplumlar için değil bu. 10 bin nüfuslu şehir devletleri için. Bir süre sonra şefle büyücü ayrıldığında büyücü, şefin de yetkileri dağıldığı gibi büyücünün de yetkileri dağılır ve tapınak görevlileri olur. Tapınak görevlileri için tapınak mimarisini iyi incelemek lazım.
Yunan tapınağının içinde ibadet edilir mi? Hiç Yunan tapınağı geldiniz mi bilmiyorum. Olmaz. Çünkü büyük açıklıkları geçmek için kemer bulunamadığı için, kemer olmadığı için, kubbe de olmadığı için Yunan tapınakları uzun açıklıkları geçmek için sütun mimarisi kullanmıştır. Sütun içinde sütunlar vardır ve oralar aslında toplumda başka bir ihtiyacı daha karşılar. Bu da rahip sınıfının icra ettiği meslekle alakalıdır. Nedir o? Bir yasama işlemini yaparlar, doğru. Ama başka bir şey daha yaparlar. Şifa dağıtırlar. O yüzden rahip büyücü aynı zamanda sağaltıcıdır, şifa vericidir. O yüzden bak bugün bile şarlatan din adamlarının bir kısmı üfler müfler filan falan kısırlı şey yapar. Hatta türbelerin fonksiyonu bile Oruç Baba'ya bilmem neye gitmek, dikkat edin tıbbi alandaki çaresiz insanlar. Menenjit geçirmiş çocuğu varsa, işte çocuğu olmuyorsa, ne bileyim işler kötü gidiyorsa filan. Yani genelde ecdatla kurulan ilişki, ölüyle kurulan ilişki, biraz nötrleştirmeye çalışıyorum tabiri, o yüzden ölü diyorum. Sağaltıcı bir ilişkidir. Şimdi siyaset bakımından bu toplumsallığın siyasi bir tarafı da var. Nedir? Orada yatanların hepsi büyücü, işte veli, evliya, peygamber, kutsal adamlar değildir. Önemli bir kısmı şef ya da şefin ailesinden olan insanlardır. Klasik çok böyle 3-4 bin yıllık şehirleri filan biraz gezin. Çorum'da filan güzel öyle şeyler var. Yani evlerin büyüklüğünden değişiyor. Sınıfsal ayrım başlıyor. İş bölümü oluyor. Dolayısıyla rahipler işe git, tarlaya gitmiyor. Yani ölülerle ilgilenenler üretime katılmıyor. Savaşa da doğrudan katılmıyor. Çünkü önce balta kullanacak, işte çapa kullanacak, sonra onu insana kullanırsa savaş aleti oluyor aynı şey. O bakımdan toprağa da gitmiyor. Göçebelerde değil, dikkat ederseniz Orta Asya'da, Çin'de, Hindistan'da da öyledir. Rahipler belli bir yerde oturur ve savaşçılar filan oradan gelip geçerken ne yaparlar? Tanrılara adak adarlar, sunak adarlar. Aslında kurbanın temelinde ne vardır? Yani niye kurban kesilir? Kurban nereden çıktı? Siz şimdi diyorsunuz ki işte fakirlere dağıtmak falan filan. Niye? Sosyalizme dua edin. 19. yüzyıl sosyalizmi çıktı da şimdi et kesmekle yoksullar arasında bir irtibat kuruluyor. Ya yoksullar da et yesin ya, kurban olmasa et yemez diyor. Hayır. Kurbanın toplumsal tarihi itibariyle kurban sosyolojisi yapacak olsak, Türkiye'de kültür tarihçiliği yok. Olsa bunların hepsinin çalışılması lazımdı. Kurban niye kesilir? İşte o tapınağı bekleyenlere verilen şeydir. O. Onların beslenmesi için. Yani o Tanrı'ya adanan, Tanrı için kesilen kurban aslında rahibin şeydir, ücretidir. Yani Yunan tapınaklarında bu ayrı olur. Asur, Mısır tapınaklarında ayrı olur. Bir süre sonra devletleşme başladığında artık tapınakta şifa verenlere tabip, yasayla uğraşanlara hukukçu filan denir. Yani iş bölümü, rahipler arasında da iş bölümü olur. Bugün Osmanlı'da da öyle, ulema öyle değil miydi? Ulemanın bir kısmı tabipti, değil mi? Bir kısmı fakihti. Paranın nerede olduğunu iyi bilirlerdi Gazali'nin dediğine göre. Mesela yetim vakıfları filan, oradan iyi para çıkıyor diyor Gazali. Genelde diyor, bizde hep diyor, nedense herkes fıkıh okuyor diyor. Yani tıp okumuyor diyor. Tıpta fazla para yok o dönemde. Onu gayrimüslimlere bırakıyorlar diyor. Ama fıkıhta var. Hukuk çünkü. Avukatlık yani. Avukatlık her zaman iyi para şeyi getirir. Siyasal krizlerde falan varsa hukukçuluk o problemleri çözme yeteneği olan adamlar demektir. Yani bir tür bürokrasiyi oluşturuyor. Yargıçları.
Yargıçlar biliyorsunuz iyi maaş almalıdırlar. Rüşvet vesaire almasınlar diye. O yüzden onlara koyunların iyisini, etlisini, yağlısını vermek lazım. Toplumda kurbanı yargıçlara veriyor, tabiplere veriyor. Yani benim tabirimle büyücü sınıfına dağıtıyor. İş bölümü yapılıyor ve bürokrasi böyle oluşuyor. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı bugün nasıl varsa Büyücülük Bakanlığı gibi kabinenin de savaştan, kılıçtan anlayanları olduğu gibi sihirden, büyüden, işte yağmur yağacak mı, işte şef hastalandı onu iyileştirecek, şefin annesi hastalandı, çocuğu, o erkek oğlu olmuyorsa filan bu konularda değişik becerileri olan insanlar çıkıyor ve toplumda iş bölümü oluyor. Kadın nereye gidiyor burada? Yani toplumda kadınların da bir fonksiyonu var tabii ki. Kadınlar bu tapınakların en sıkı müdavimlerinden biri olarak bilinirler. Bizim toplumumuzda da öyledir. Değil mi? Yani Oruç Baba'ya en çok kim gider? Ama aslı başka bir şeydir. Mesela kadim Mısır değil de ama Yunan'dan daha çok Herodot'tan daha çok örnek verebilirim. Kahineler vardır. Kadınlar tabii ki yaşlı kadınların geleceği görme yeteneği ve kehanet. Dolayısıyla büyünün, tıbbın temelinde kehanet vardır. Yani nedir? Kassandra şeyidir. Geleceği hep görürler. Geleceği görme becerisi. O geleceği görme becerisi kehanettir. Kehanette daha çok şey kadın kahineler. Sokrat'ın Delfi Tapınağı'ndaki şeye kehaneti. Herodot'u okusanız Herodot'ta hatta ben o kehanetlerin toplanarak bir üzerine çalışma yapılabileceğini bile düşünmüştüm yıllar evvel. Herodot bu bakımdan iyi bir kaynaktır ve kültürlü bir gencin Herodot'u okumaması çok büyük bir ayıptır. Yani Herodot'u okusanız mübalağa etmeyeyim ama bugünkü siyasi gündemin %70'ini filan açıklama gücü elde edebilirsiniz. Çünkü tamamen Helen-Pers savaşıdır ve Perslerin tarihi Mısır'ı ve Afrika'yı işgali sürecini anlatır Herodot. Tükidides'i de Pelopones savaşlarını da küçük bir kitaptır, çok kalın değildir ama çok önemli bir metindir. Bilimsel tarihin babasıdır Tükidides. Tarihin babası Herodot derler ama bilimsel tarihin babası Tükidides'tir. Şimdi orada bir sürü kehanet, Herodot'ta bir sürü kehanet öyküleri. Bakın şimdi bir geçmiş var, bir de gelecek oluşuyor. Toplum işte bu geçmiş ve gelecek kehanetle ölüler arasında oluşuyor. Yani nedir kehanet, kimler içindir? Doğacak olanlar için, doğanlar için, çocuklar ve gençler için, yaşlar için kehanete gerek yok. Gelecek kimler için var? Hatta siyasi rejimleri bile bu yaş gruplarından çıkarmak mümkün. Gençler siyasi olarak, siyasal olarak ne tür bir siyasal tutum benimserler? Radikal olurlar. Değil mi? Niye? Çünkü gençlerin kendisine dayanacakları bir geçmişleri yoktur. Ama ulaşmayı arzu ettikleri kocaman bir gelecekleri vardır. O yüzden gençler hep radikal olur. Ben derim, gençlere öfke yakışır. Bağıracaksın, çağıracaksın, şikayet edeceksin. Bunların hepsini asacaksın, yakacaksın, keseceksin. Olur. Neden? Çünkü gençler siyaseti hiç anlamaz. Her zaman aldatırlar. Aldanmak gençlerin yazgısıdır. Neden? Aristoteles'e başvurursak, Aristoteles açıkça der ki, gençleri siyaset dersi de vermemek lazım. Yani ben bile şimdi bu konuşmaları yapmaktan biraz şüpheye düştüm. Sorulara şey gelmiyor. Neden? Anlamazlar diyor. Asla bir siyaset bilim dersini anlamaz bir genç diyor. Yani gençler anlamaz. Matematik olur diyor. Zihinsel şeyler olur diyor. Ezbere dayalı.
Çünkü siyaset bilim deneyim ister. Gençlerde deneyim olmadığı için deneyimlemedikleri bir dünyanın bilgisini kavrayamazlar. Peki orta yaşlar ne olur? Öyle bakıyorum, burada da var epey orta yaşta. Yani 30'da 40 arası filan. 40. Biraz, hadi 50'ye doğru da 40'ı da biraz geçsin. Onlar liberal olur diyorlar. Niye? Çünkü muhafaza etmeleri gereken biraz geçmiş vardır. Fakat yani elde etmeyi, kazanmayı hayal ettikleri bir gelecekleri de vardır. Hem gelecek hem şey olduğu için liberallik iyidir. O yüzden kaypak da olur. Orta yaşlılar hakikaten biraz ahlaken yumuşakçalardan olurlar. Fazla ilkeli olmaz. Bizim gençlikte anamız ağladı yani. Para bizim hakkımız değil mi yani filan derler. Hep dikkat edin, eski devrimciler, eski İslamcılar, eski ülkücüler filan. Böyle 40'lı yaşlara gelince biz çok kan aktık, çok acılar çektik. Tabii ki elbette bu makamlar, bu paralar, bu şeyler bizim hakkımız der. Gençler onu davadan şey sulandırdık, dekadans bir çöküş olarak görürler. Yaşlılar ne olur? Muhafazakar olur. Niye? Kazanacakları bir gelecek yoktur. Ama muhafaza etmeleri gereken kocaman bir geçmiş vardır ama kazanacakları gelecek yoktur. Şimdi doze toplumlarda hemen hemen buna yakın bir şey yaparlar. Tepkide bulunurlar. Ve geçmişi sürekli geleceğin çimentosu olarak toplumun merkezini almak zorunda kalırlar. O yüzden o mezarlar Göbekli Tepe'ye bakmamanızı çok yani edebinizden sustuğunuzu düşünmüyorum artık. Yani hiçbir ışıltı gelmiyor. Göbekli Tepe'deki heykelleri, taşları düşünseniz ölüler taşla sabitleniyor. Bakın dikkat edin, Osmanlı mezar taşlarında, Müslüman mezar taşlarında da vardır. Arapları dikkate almayın. İranların da mezarları çok şey değil. Ama Türklerde mezar taşı bizim heykel sanatımız. Yani Türklerde heykel var mı yok mu? Hiç tereddütsüz, ben sanat tarihi hocası olsaydım şeyde, güzel sanatlarda falan çocukları mezarlıklara götürürdüm. Bizde heykel tıraşlık mezar taşlarında incelenebilir. Yani Batılılar, Yunanlılar mesela heykel yapar. Romalılar heykel yapar. Büst yapar. Doğru. Biz şekle karşı biraz irite olduğumuz için heykeli, ölümü ölen devlet adamlarının heykelini mezar taşı suretinde yaparız. Yani normal olarak aslında bir sanat tarihi hocası ne yapmalıydı? Türkiye'de bir şey olsaydı, düzey olsaydı, seviye olsaydı, Yunan'da, Roma'da devlet adamlarının, sanatçıların büstleri, heykelleriyle ya da Hristiyanlıkta da olabilir, fark etmez. İslam dünyası, mesela Osmanlı'daki mezar taşlarını karşılaştırırdı. Nerelere konuyor, nasıl konuyor, nasıl süslüyorlar, şehadet başını, ayak taşını, yani bir mezar kaç parçadan oluşur, mermer nasıl olur vesaire, hangi tür taşlar kullanılır, kireç taşı mı kullanılır filan. Hangi sınıftan, bürokrasiden mi, saraydan mı, esnaftan mı, kadın mı, erkek mi, çocuk mu, meşrebi nedir, ideolojisi nedir, Mevlevi mi, Bektaşi mi, Melami mi, Rufai mi, Kadiri mi, asker, askerse nedir, karacı mı, havacı mı, denizci mi, hangi makamı, mevkii, rütbesini, hepsi mezar taşından okunabilir. Bir heykel gibi bütün ayrıntılarıyla okunabilir. Dolayısıyla o mezar taşları, Göbekli Tepe'de de mezar taşları, üzerinde hayvan işaretleri var. Onlar bir tür steller haline geliyor ve ölüler şeyin zamanı yok edemeyeceği somut
varlıklar haline alıyor. O mezar taşları sayesinde. O bakımdan Göbekli Tepe'dekiler birer heykeldir aynı zamanda. Hem mezar taşıdır hem heykeldir. Dolayısıyla ibadet, ritüel. Ritüel nedir? Ritüel bu arada. Efendim? Tekrarlanan, yinelenen şeydir. Nedir o yineleme? Yineleme nedir? Zamanın döngüselliğini, sürekli belleği muhafaza etmek demektir. Bu nerede ortaya çıkar? Şiirde ortaya çıkar. Şiir esas itibariyle bu tekrarlama olayını sağlar. İyi ama o şiir sadece sözlü olarak değil, zaten bir müzikle birleşmeye başlar. Ne olur o zaman? Sordum sarı filan ilahiye doğru evrilir. Dolayısıyla ne olur? Dinsel müzik ortaya çıkar. Ama buna bedenle de katkıda bulunmak lazım. İşte bir tasavvufta sema denir ama ötekilerinde dini danslar yapılır. Sonra ne olur? O savaşa giderken de yapılır. Yani ölümden gelinirken değil, ölüme giderken de yapılır. Sonra doğumda yapılır. Sonra evlilikte yapılır. Sonra bakarlar ki toplum da doğuyor ve ölüyor. Nisan'da, Mayıs'ta, Mart'ta cemrelerle birlikte doğa yeniden doğuyor. Zaten doğa doğmaktan gelir. Sonbahar, ondan sonra yapraklar bilmem ne yapıyor, ölüyor. Yaz ve kış. Dolayısıyla Nevruzlar bilmem neler denilen kutlamalar da ona göre yapılıyor. Orada da zamansal tekrarla inançlar arasındaki tekrar, ölüler arasındaki bağlar kuruluyor ve işte o türbeye, o türbeler mabetlere, mabetler mabet bekçilerine, onlar görevlilere filan gelerek din dediğimiz şey, yani inançlar esas itibariyle oluşmaya başlıyor. Ama bütün bu oluşmalardan dolayı bilim oluşmuyor. Bilim, yani bilimle kastettiğim ne? İlk aksiyonumuz neydi? Doğa bilgisi. O doğa bilgisi toplumun şekillenmesini ölüm, bellek, mezar taşları, türbe ve mabet üzerinden sağlıyor. Şu anda vaktimiz ne durumda? Ara şeyimiz. Devam mı edeyim, ara mı vereyim? Devam edelim değil mi? Tamam efendim. Anlayamadım. Ayağa kalkın o zaman, otur. Ya önemli olan zaten beyindeki kısım hareket etmediği için önemli olmaz. Beyindeki hareket ediyorsa diğerlerine gerek yok. Beyindeki kısım hareket etsin şimdilik, yeterli bizim için. O zaman bitirelim değil mi? Şey, ara vermiyoruz yani. Şimdi dolayısıyla mabet ölüyle alakalıdır. İslam'da 3 tane kutsal mabet vardır. Hadis-i şerif de var bu konuda. Sayı olup olmamaları hiç önemli değil bunların. Nedir o kutsal mescitler? Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi. Şimdi Mescid-i Nebevi. Şimdi bakın, Mescid-i Aksa'da İsrailoğullarının peygamberleri yatarlar. Mescid-i Haram'da, yani Kabe'de Hazreti Hacer ile İsmail yatar. Mescid-i Nebi'de peygamber Hazreti Ebubekir, Ömer ve mütealakatı yatar. Camilere bakın. Süleymaniye Camii'nin de kim yatar? Kanuni yatar. Hatta mimarı bile orada yatar. Mimar Sinan. Peki gelelim Fatih Camii'ne. Fatih yatar. Sultanahmet'te yatmaz galiba değil mi? O sıkıntılı bir cami. Ulema da onu pek adam yerine koymadı. Hiçbir savaş kazanılmadan cami yapıyorlar. Olmaz. Kimin parasıyla yapıyorsun diye sordular. Ondan sonra başka
Eyüp Sultan, tabii orada Eyüp Sultan yatıyor diye düşünüyoruz. Mahsur yok bence. Yavuz Selim, efendim Mihrimah Sultan, Mehmet Rumi Paşa, paşaların camileri var değil mi? Bir sürü paşa falan. Yani aslında şeyle, camiyle türbe hep, yani eğer siyasi kişilikler yaptırıyorsa şeyi, cami onun mezarını da yapıyor. Çamlıca Camii mesela, benim duyduğum kadarıyla, yani bu şeyin değişmemesi bakımından çok önemli. Caminin banisinin mezarının hazır olduğu, yani eğer Emre Hak vaki olur, vefat ederse Tayyip Bey için Çamlıca Camii'nin de bir şey, mezar yerinin ayırt edildiğini duymuş idim. Yani bu, sanki buna da şaşırmam. Doğal olan da budur. Geleneğe de uygundur. Yani demek istediğim, siyasi kimliklerle mezar arasında bir bağ var. Daha doğrusu mabet arasında, ve mabet toplumun merkezi olması ne demek? Mabet esas itibariyle dini bir yapı değil, politik bir yapıdır, siyasi bir yapıdır. Yani Süleymaniye Camii de siyasi bir yapıdır. Fatih Camii de paşaların yaptığı, yani bütün mabetler, özellikle bunlara Selatin camileri denir. Yani Sultan Camii, bunların minareleri de sayısı itibariyle en az iki olur. Paşa camilerinin bir minaresi olurdu. Sultanahmet'in altı oldu. Dolayısıyla hanedandan olmayan biri iki minare yapamazdı. Bir de tabii dini anlayışla alakalı, caminin büyük yapılması, şerefeleri, hatta sanıyorum önümüzdeki ders konuyu belirlemiştik, ama onu muhtemelen başka bir şeyle değiştireceğim. Sırf minare üzerine bir ders yapalım diye düşünüyorum. Yani cami sembolizmi ve minare üzerine. Yani minareyi hem mimari açıdan inceleyelim, hem de sembolizmi, minare sembolizmi açısından inceleyelim. Çünkü günümüzde minarenin sembolizmi tamamen değişti. Mesela hiç kimse şeyi düşünmüyor. Minare kelimesi neyle alakalı? Kulakla mı, gözle mi? Sesle mi, ışıkla mı? Yani minare, menare aslında nurdan gelir. Niye? Efendim? Yap o kadarını da akıl etsinler tabii ki yani. O sonradan olan şeyler. Peygamber döneminde minare yok çünkü. Yani minare dini bir şey değil. Hristiyan kulesinin stilize edilmiş halidir. Yani şeyle, peygamberle, dinle, Kur'an'la, imanla filan minarenin bir alakası yok. Bu da neyi gösteriyor bize? Dinin temel kaynaklarıyla alakası olmadığı halde mabedin unsurlarının bizim inançlarımızı ve toplumsal algımızı ne kadar belirlediğini de gösteriyor. Mesela kubbe de yok. Kubbe esas olarak Roma, Bizans şeyidir. Ve Ayasofya'dır hepsinin. Ayasofya taklididir yani. Ama bugün kubbe deyince kim sahipleniyor kubbeye? Mesela. Değil mi? Yani kubbe esas itibariyle geleceği temsil etmiyor, geçmişi temsil ediyor. Bakın bugün bile Selçuklu Osmanlı tarzı cami deniyor, değil mi? Selçuklu, bakın geçmişe ne kadar bağlıyız. Niye mesela Anadolu'da Selçuklu dönemi yapılarına bakın?
Hatta bugün onu da şey yapayım, ben bugün bir sergiye gittim. Taksim'de tünelden çıktıktan sonra bir şeyde onu duyururum herhalde sosyal medyada. Bab-ı Ali diye bir sergi var. Yüceler Kapısı denmiş, yani Yüce Kapı da denir. Orada da konuştuk arkadaşlarla. Onu ziyaret etmenizi öneririm. İlginç bir sergi. Bab-ı Ali. Bab-ı Ali diye bir şey vardı. Bizde medyayı temsil eder. Daha evvelki medya sonradan Bab-ı Ali oldu. Bab-ı Ali yokuşu, Cağaloğlu vesaire. Ondan önce neydi Bab-ı Ali? Bürokrasinin merkeziydi. Yani saray değildi eskiden. Siyasi merkez saraydı. Fakat devlet modernleştikçe padişah saray siyasetin merkezi olmaktan çıktı. Tercüme odaları tabiri caizse, yani bürokrasinin bulunduğu daireler siyasetin merkezi oldu. O yüzden Ali Paşalar, Fuat Paşalar, Said Paşalar devleti yönetmeye başladı. Orada da Bab-ı Ali baskınları falan vardır yani. Bab-ı Ali esas itibariyle devletin temeliydi. İyi de devletin temelinin adı Yüksek Kapı, Bab-ı Ali. Niye bab? Niye kapı? Şimdi bunun için Anadolu mimarı, Selçuklu dönemi mimarisine, Asya mimarisine bakın, Semerkant, Buhara vesaire. Divri Camii mesela çok önemlidir. Şimdi bakarsınız bina yok. Yani normal bina yok. Yani taşları dizmişler dümdüz. Sağır duvar derler mimaride ona. Dümdüz duvar. Fakat bina sırf kapıdan ibaret. Kocaman bir kapı. Taş işçiliği, mozaik işçiliği, bütün para kapıya dökülmüştür. Ve kapının arkasında, sonrasında binanın hiçbir hususiyeti filan yoktur. Temel ihtiyaçlar karşılanır. Hanlar öyledir. Kervansaraylar öyledir. Kervansaraylara bakın. Onların kuleleri filan yüksektir. İki nedenle yüksektir. Genelde ovada bulunur. Kervanlar onları uzaktan görebilsinler diye. O yüzden yüksek olur. Fakat açıklanması gereken taraf, bu kadar yüksek tezyinat, bu kadar ayrıntılı süslemelerin niçin kapı üzerinde gerçekleştirildiği. Evet, sence olabilir mi? Bir şey olabilirse olmayabilir de çünkü. O zaman olmayabilir de. Evet, kapıyla ilgili bir şey söyleme ihtiyacı hissetmiyor musunuz arkadaşlar? Yani aslında siz söyleyene kadar ilk defa duyduk. Gerçekten kapı bizde önemli mi der gibi bakıyorsunuz da. Yok, tevazuunuzdan yani. Hocam bunları biliyoruz zaten. O giriş. Einleitung. Giriş o. Eşik. Bir de kapı eşik kelimesiyle kullanalım. Eşik çok önemlidir. Burada tabii bilinç dışınızı bir şeyin etkilediğini varsayıyorum hanımefendi.
Yani değerli olan bir şey var o kapının arkasında. Cehennem kapısı, bir de cehennem kapısı var. Yani burada önemli olan kapıdan sonraki kısım değil. Huriler olabilir mesela. Değil mi? İşte mücevherler, yiyecekler, artık nasıl muhayyeniniz sizi yönlendiriyorsa. Ama ben eşik kelimesinde eşikten sonraki kısmı ya da eşikten önceki kısmı önemli değil. Eşin kendisi önemli. Yani kapının kendisi önemli. Bakın şimdi kapı deyip geçmeyin. Kapı tokmağı var. Arapça'da, Kur'an'da kapı nasıl geçer? Araplarda kapı da mı var? Eskiden ilahiyatçılar falan gelirdi benim derslerime. Evet, hafızlık, hafızlar varsa okusunlar. Nereden girelim? Bap mı geçiyor? Ön kapı, arka kapı, yani çadırlarda filan o evlerde kapılar var. Mesela birine gittiğimizde ne yapacağız? Kur'an ne emrediyor? Ki, nasıl izin isteyeceğiz? Selamun aleyküm diyeceğiz değil mi? Kapıyı vurmak. Araplar kapıyı nasıl vururlar? Niye vurmuyorlar? Zili çalmıyorlar? Kapı yok. Ne var? Hicap var. Perde var. Perdenin arkasından konuşun diyor. Böyle lap peygamberin evine girmeyin diyor. Tabii neden sesinizi yükselterek bir selam verin diyor. Çünkü Araplarda kapı yok. Perde var. O perdeyle orayı örtüyorlar. Kültür de o ona göre oluşuyor. Şimdi o perdenin kendisi, bizde kapı deyince ahşap kapı, demir kapı, kapı tokma, kapı zili. Hatta Osmanlı evlerinde kapının üst tarafı cam olur ve oradan ışık da girer. Çünkü evler yüksek olur. Ama kapıya düz ayak asla giremezsiniz. Kapıda merdiven olur. 3-4 bunu neden yaparlar? Bilin bakalım. Hayır. Yağmur. Hemen böyle simgesel anlam vermeyelim. Yağmur, çamur değil mi? İyi ama demezler mi adama? Niye mesela Çin tapınakları işte 200 basamak? Şimdi basamak var, merdiven var değil mi? Merdiven, basamak, eşik. Nasıl? Yakup'un merdiveni vardır mesela. Tevrat'ta geçer. Efendim? Yok öyle bir soruyla alamazsın ağzından. Bunu birçok şey için kullanabilirsiniz. Basamak. Basamak belli bir meşakkat, belli bir emek, belli bir zorluğu simgeliyor değil mi? Basamağı artırdıkça. Ama biz bunlarla uğraşmıyoruz. Şimdi konumuz bunlar değil. Esas itibariyle mabette bir basamak sorunu vardır. Mesela Çin tapınakları öyledir. Değil mi? Çin tapınaklarının o basamakların sayıları da vardır. Yani onların da sayıları da şey değildir ve garip bir şekilde gökle irtibatlıdır. Gök astronomik ölçüler kullanılır. Yani kubbe ile gezegen arasında, onu önümüzdeki derslerde bir Osmanlı mabet ikonografisi üzerine konuşacağız. Bir mabedi şöyle unsurlarına ayıracağız mabet olarak. Ama bizim burada ilgilendiğimiz niye gökle irtibat kuruldu? Mesela Partenon, Athena'daki yani ünlü tapınak,
Atina'yı Atina yapan baş şehir, yani o tapınakların tapınağıdır Partenon. Hakikaten büyük bir mimarlık harikasıdır. Çok ilginç. Atina'nın en yüksek yerinde yapılır. Yani mabetler ilginç biçimde bir dağ şehir içerisinde, bir dağ görünümünde şehrin en yüksek tepesine yapılır. Bak şimdi mesela Çamlıca değil mi en son? Ama daha evvel Ayasofya en yüksek. Kocatepe Camii ile Anıtkabir arasında bir rekabet vardı. Anıtkabir, hatta öyle bir dedikodu olurdu. Kocatepe Camii güya Anıtkabir ile Ankara'nın silüetini belirlemek bakımından yarıştırılıyor diye. Şimdi onun yerine bir tane daha cami yapmışlar. Ben saymaktan yoruldum, onlar yapmaktan yorulmadı. Niye tepede? Partenon tapınaklar niye yükseklerde olur? Efendim? Mı? Yani yakın oluyor mu? Yani o dağlar var. Manastırlar dağlara yapılır mesela. Şimdi tapınağın merkezde yer almasıyla yüksekte yer alması arasında bir fark var. Garip bir şekilde Yunan şehirlerine bakalım. Yunan şehirlerinde enteresan bir dikotomi vardır. Tapınak en yüksekte, agora, pazar en altta, en aşağıdadır. Tanrısal adamlar, anerteios, Partenon'da, tepede, yüksek yerde yaşarlar. Ve onlar asosyaldir, toplum dışıdırlar. Ve millet oraya şifa için, dua için, kehanet için değişik vesilelerle, kral olsun olmasın, yukarı çıkarlar. İşte orada kurban keserler, hediyeler verirler falan filan ve onlar da orada ki şeyler, rahipler, din adamları orada yaşarlar. Ama Agora'da kim vardır? Agora'da halk vardır, filozoflar vardır, şairler vardır. Yaşam nerededir? Yaşam Agora'dadır. Ölüm nerededir? Peki hangisi geçici, hangisi kalıcıdır? Ölüm mü, yaşam mı? Kalıcı olan ölümdür. O yüzden mabet aslında kalıcı olanı temsil eder. O yüzden merkezidir. O yüzden en yüksektedir. Ki şey bile öyle. Göbekli Tepe bile bulunduğu yerlere bakıldığında yüksekte duruyor. Eğer yüksekte değilse neyle yükseltilir? Selçuklu kümbetlerini gözünüzün önüne getirin. Onlar da sürekli göğe doğru yükselir. Dolayısıyla niye Tanrı'ya? Tanrı'ya değil, o göğe demek lazım. Çünkü tanrılar da diyebiliriz. Çok tanrılı dinler var. Yani Hristiyanlık ve Müslümanlıkla alakalı değil bu. Çok daha eski prehistoriyadan söz ediyoruz. Yani 10 bin yıl, 20 bin yıl gidiyor bu. Neden? Neden yukarıda? Niye ezeli olan o? Çünkü o da dönemin bilimsel dünya görüşüyle alakalı, dünyayı kavrama biçimleriyle alakalı. Yıldızlar, güneş hep doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Ve onu hesaplamaya başladıklarında güneşin dönme sayısı, ayın hareketi, 28 gün oluşu. Hatta onunla kadın reglisi arasında alaka vardır. Biliyorsun menstruasyon, kadın aybaşı denir mesela. Niye aybaşı denir? Bunların hepsi ayın hareketiyle 28 güne ile alakalı kurulduğu içindir. O yüzden kameri ay kullanılmasının sebebi göçebe toplumlarla yerleşik toplumlar arasındaki ilişkiyle de alakalıdır. Dolayısıyla gökle
yer arasında bir alaka vardır ve astroloji, simya gibi sihir bilimleri, büyü bilimleri, onu ayrıca incelemek lazım. Çok önemli bir konudur. Klasik fiziğin yan dalları olarak bilinir. Bunlar birer bilim olarak, simya vesaire, hepsi gökle alakalıdır. Göğün, gök ezeli olanı, değişmez olanı, sürekli olanı temsil ederken, yer, doğa, sürekli değişeni temsil eder. Ölümlü olan yerdedir, ölümsüz olan göktedir. O yüzden mabetler esas itibariyle sürekli göğün simülasyonudur. Yani bütün mabetler, mezar taşları, en ilkelinden en gelişmişine kadar uzun uzun bütün mabetleri böyle bir sene incelesek, yani Yahudi tapınakları da olabilir bu. Asurlar, şeyler, Sümerler filan, Çin'e kadar inebilirsiniz. Çin'de mesela ne kullanılır? En önemli, çok severim, kaplumbağa kullanılır. Başka yılan kullanılır. Niye? Yılan deri değiştirdiği için reenkarnasyonu temsil eder ve tıbbın sembolünün de yılan olması boşuna değildir. Ölümsüzlüğün karşılığıdır. Lokman Hekim hikayeleri falan sürekli ölümsüzlük. Ölümsüzlük doğada kaplumbağa, en azından Çin mitolojisinde, ve yılan. Esas olan yılandır. Buna mukabil agora geçicidir. Siyaset geçicidir. Peki kral hangisine, hangi dünyaya ait? Tanrılara yakın olması lazım. Yani ölümsüz olması lazım. Dolayısıyla kral üzerinden belleğin hacmi, büyüklüğü ve kalıcılığı, bellek ne demektir bellek? Bellek kalıcılık demektir. Hangi kelimeyi kullanıyoruz biz? Kuvve-i hafıza diyoruz. Kuvve-i hafıza muhafazadan gelir. Yani bilgileri sakladığımız hard disk demektir. Eskiden kuvve-i hafıza denirdi. Ama ikinci bir terim daha kullanılır. Kuvve-i zakire, recall etmek manasında, kuvve-i zakire o bilgileri orada saklamak değil, gerektiğinde çağırmak için de kullanılır. Yani buna anımsamak deniyor. Şimdi ben değerli arkadaşlarımdan anımsamak, din ve mabet arasında akıllı bir iki irtibat kurmalarını bekliyorum. Ne demek anımsamak? Bak çok zakir, zikir. Değil mi? Bak epey ipucu da veriyorum. Bu zikirle mabet arasında ne alaka var? Bir kelime söyleyeceksiniz, meseleyi anlayıp anlamadığınızı anlayacağım. Bunun toplumsal bir şeyi, kurum var burada, bir kurum. Efendim? İbadet güzel, aferin. Ama onu da içine alan bir terim. Yani illa dindarca düşünmeyin arkadaş. He? Ama bak ibadet, ibadet iyiydi. Tören, tören. O halde mabet varsa, yineleme varsa, tekrar varsa, belleği koruma varsa, o zaman tören var. Bu törenler mesela Bakus şenlikleri. Bakus şenliklerini incelediniz mi bilmiyorum. Bakus kimdir? Mitolojiyi öneririm arkadaşlar. Yani şeyiniz, genel kültürünüz beni çok etkiledi. Nasıl tahammül ediyorsunuz bu kadar yoksunluğa? Onu anlamaya çalışıyorum. Bakus şenlikleri bir tür Anadolu orjileri olarak geçer. Bakalar oyununu şeyin Örpides'indi yanlış hatırlamıyorsam. Ya Auskios ya Örpides'in bakalarını okuyun hiç değilse. Bakus şenlikleri bir ödev olarak vermiş olayım. Bakus şenlikleri aslında kadınların çırılçıplak dolaştığı, doğanın bütün
şeyinin libidonun dışarı fışkırdığı Bakus bir şarap tanrısı olarak bilinir. Aynı zamanda Dionysos şenlikleri de denir. Dionysos şenlikleri esas itibariyle toplumdaki esrimeyi, esrime mest olma, kendinden geçmeyi sembolize eder. Nerede olur? O doğum şenlikleri, yani bahar doğa uyanırken toplum da doğadaki uyanışı Dionysos üzerinden yineler. Teferruattan girmeyin, bakış şenliklerini şey yapabilirsiniz. Dolayısıyla kadın merkezli bir şeydir. Doğanın taklidine dayanır ve şey eski kadim antik mitolojide çok önemli bir yer tutar. Ama esas itibariyle biz buradan neye ulaşmaya çalışıyoruz? Törene. Fakat Bakus ya da Dionysos aslında bir şeyin daha tanrısı. Sırf şarap tanrısı değil. Şarap ne? Mest olma. Yani aklı, nizamı, düzeni bırakmanın sembolüdür şarap. Şarap olan bir adamı komutan yapar mısınız? Şarap olanı hakim yapar mısınız? Şaraptan şarap içen adam bekçi yapar mısınız? Yapmazsınız. Niye? Çünkü onun düzen, nizam, intizamla alakası yoktur. Kendini yönetemediği için toplumsal bir görevi ona vermezsiniz. İşte Bakus şenlikleri aslında toplumun bu nizam intizamdan kurtulduğu, kurtuluşunu sembolize eder. Ben bunu İslam dünyasında iki kurumla açıklıyordum. Hızlıca onu söyleyeyim. Cami ve tekke. Bakus şenlikleri tekkeye denk gelir. Yani aslında toplumda neye ihtiyacı vardır bir toplumun? Nizam intizama. Düzene ihtiyacı vardır. Yasa bunu sağlar. Öyle değil mi? Yani toplumda hasat var. İşte o hasadın biriktirilmesi lazım. Onun topluma dağıtılması lazım. Eğitim var vesaire filan. Sürekliliğin sağlanabilmesi için yinelemeye ihtiyacı var. Bu yineleme doğadaki yinelemeye takip eder. Ancak sürekliliği nereden elde edecek? Doğada süreklilik yok. Yinelemenin kendisinde süreklilik var. İşte ben hep onu söylerim. Cami bu yineleme, nizam, düzen ihtiyacını. Peki hangi tanrı bununla ilgilenir? Apollon. Apolloncu ilke toplumdaki nizam, intizam, düzen. Yani Apolloncu ilkeye göre insanlar ya hukukçu olur, ya bürokrat olur, memur olur, düzenli falan falan. Bunlarla sohbet edilmez. Tuzsuz makarna gibi adamlardır filan. Yani Apollon camideki adam, caminin imamı da vaizi de öyledir. Kurudur. Pişer bir fırından çıkar çıkmaz yenmemiş, unutulmuş börek gibidir. Havayla temas edip soğuduğunda çekilmez. Caminin dünyasında istenen şey bu kuruluktur. Kuru, nizam, düzen, yat, yat, kalk, kalk. Şimdi bir toplum sırf bundan meydana gelirse o zaman toplum suçlulardan ve hakimlerden ibaret olur. Çünkü düzene uyanlar hakim olur, düzenden sapanlar cezalanır. Ama bir toplum kendisini böyle yapamaz. Bir toplumun fresh olmaya, taze olmaya, kendini yenilemeye, ara sıra toplumun bazı kesimlerinin kendisini dağıtmaya ihtiyacı vardır. İşte Dionysos şenlikleri esas itibariyle bu tür ritüellere dayanır. İslam toplumunda da bu vardı. Bunu da tekke yapardı. Tekkeye delileri, sarhoşları, ipsiz, sapsız kim varsa tekkeye gelebilirdi. Tekkede şey onları idare eder. Hiç rahatsız olmaz. Ne kadar sarhoş olursa olsun. 4444 defa evladım la ilahe illallah de dedim mi? Ya Necden Tevfik nereye gider? Tekkeye gider. Camiye gitse alkol kokar. Ne bileyim tuhaf üstü başı kokar. Filan falan. Onun o düzeni ihlal eder. İşte toplum tekkeyle o Dionysos şenlikleri dediğim, yani antik çok tanrılı dinlerde olan şey, bir anlamda tekkede gevşeme imkanını bulur. O yüzden kültür, sanat vesaire genelde
tekki kültürü içerisinde rak, sema vesaireyle ortaya çıkar. Camide nizam, intizam vesaire. Yani asker safı gibi camide düzenlidir. Şimdi toplumsal şey bellek oluşurken ölüler bunları belirlediğine göre, şimdi camilerdeki ölüler toplumun nesini belirler? He? Hukuk başka. Yani ulema mesela, Diyanet İşleri Başkanı öldü mü, onu da işte Kocatepe Camii'nin bilmem nesine gömersiniz, değil mi? İstanbul müftüsünü de Çamlıca'ya gönderebilirsiniz. Olabilir. Yani şeyi demek istiyorum. Düzen, nizam, intizam, toplumdaki sürekliliği sağlayan unsurlar, devlet adamları vesaire nereye de gömülür? Böyle büyük camilerde. Değil mi? Süleymaniye Camii'nin haziresinde kim yatıyor? Bir de tek tek olabilir. Menderes'in anıt kabri, Özal'ın anıt kabri gibi. O da bir seküler çözüm gibi gözüküyor. Küçük anıt kabirler onlar da. Halk buraya gider mi sizce? Mesela Özal'ın, Menderes'in. Mesela Kanuni'nin mezarına giden var mı böyle toplu? Ya bu yıl gidelim filan. Olmaz değil mi? Kanuni'nin mezarına giden. Fatih. Ya koskoca Fatih ya. Gece gündüz herkes televizyonlarda filan. Fatih diyor, bilmem ne diyor. Mezarına gitme ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Olmaz. Halk bunları asla ciddiye almaz. Bunlara bürokratlar gider. Devlet adamları yine gider. Fatih Sultan Mehmet'e oranın kadısı gider. İşte şeyi gider. Belediye başkanı gider. Olur, böyle şeyler olur. Halk ara sıra hani bir selam sarkıtır ama, fakat tuhaf bu halk ulan Gül Baba'ya gidiyor. Oruç Baba'ya gidiyor. Oralara akın akın Yuşa Tepesi'ne gidiyor. Yahya Efendi dergahına, Telli Baba'ya gidiyor. Dolayısıyla halk kimin mezarına gider? Dervişin mezarına gider. Devlet başkanının mezarına gitmez. Devlet başkanına politik anmalar için gider. Yani Anıtkabir'e gidilen halk gitmiyor mu Anıtkabir'e? Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in banisi olarak mezarına hem de iştiyakla koşa koşa, ağlıya ağlıya, heyecanla, bağdan işte şeyle gitmiyor mu? Gidiyor. Ama politik bir gösteri değeri var. Yani toplumda siyasal değeri olduğu için gidiyor. Özal'a, Menderes'e veya işte Osmanlı padişahlarının şu anda şeyi yok. Abdülhamit orada duruyor. Kimsenin gittiği filan yok. Şeyh Bedrettin orada. Ona daha çok gidilir filan. Halk nereye gidiyor? Adını sanını bilmediğimiz Gül Babalara, Oruç Babalara, Telli Babalara gidiyor. İşte Dionysosçu ilke dediğim, yani o halka nizam veren düzenli askeri hukuki yapı, şehrin belleği burada temsil edilirken, o tuzsuz makarna dememin sebebi, yani onu brokoli kıvamında yiyorlar. Sağlık var orada ama lezzet yok. Fakat gidiyorsun, mesela Gül Baba'yı bilir misiniz? Galatasaray'ın da, Galatasaray Lisesi'nin de babasıdır o Gül Baba. Galatasaraylılara da yazıklar olsun. Onlar da gidip Gül Baba'ya bir merhaba baba demiyorlar. O yüzden de yeniliyorlar. Ya da işte dersleri dermişim mesela. O yüzden devlet aklını temsilen Apolloncu ilke camidir, minaredir, o büyüklüklerdir. İşte orada yatan devlet adamları, işte Anayasa Mahkemesi bilmem nesi falan filandır. Kadı, Şeyhüsamlar filan, adlarını bile bilmeyiz. Hiç de ruhumuzla irtibat kurmazlar. Onlar aklımızla irtibat kurarlar. Ama kalbimizi ısıtacak olanlar o işte kenardaki köşede ihtiyar teyzelerin mutfaktan çaldıkları, minnacık biriktirdikleri paralarla yıkadıkları, temizledikleri,
camı suyu akıyorsa filan. Şimdi artık öyle yok. Devlet oralara paralar akıtıyor da. Yine gerçi gariban babalara şey yapmıyorlar. Laleli baba, Gül babaya filan. Ama o yaşlı kadınlar vardır böyle. Bazıları zengin, bazıları yoksun. Onlar giderler, oraları bakarlar, yıkarlar. Gül suyu dökerler. Kediler varsa onlara ciğerler verirler filan falan. Deliler gider mesela oraya. Ondan sonra orayı korurlar, ederler filan. Hatta sarhoşlar. Tabii sarhoşlar bile oraya yani şey yapmazlar. Birinin yan bakmasına izin vermezler. Onları korurlar. Hırsızlar oraları çalmaz. Oralara gitmezler. Zaten küçük şeydir yani. Gidip görseniz öyle küçük baba türbelerini çok böyle janjanlı yerler değildir. Janjanlıysa Yahya Efendi dergah kesin sultanla işbirliği yapmıştır. Ya yani sultanın ya kızını almıştır ya vermiştir ya damattır ya zırttır ya zurttur. Şey gibi yani Diyanet İşleri Başkanı ile Başbakan Cumhurbaşkanı arasında bir alaka olabilir. Onların birdenbire türbeleri büyümeye başlar. Oralarda fazla olmaz. Yani bak mesela Mevlana da öyledir. Mevlana'nın türbesi Konyalılara alınmasınlar. Mevlana Bektaşilik'ten sonra bak şeyi de öyle yaptılar. Hacı Bektaşi Veli'nin türbesini de öyle yaptılar. Nedir oradaki şey? Osmanlı Yeniçerilerin ideolojisini temin eden dünya görüşü yani ocak ideolojisini Bektaşi babaları sağlıyordu. Fakat bu modernleşme sürecinde Bektaşi babalarını Yeniçerilerle birlikte biçtiler. O yüzden ben yıllarca İstanbul'da Yeniçeri mezar taşı aramışımdır. Yani çok az sayıda vardır. Hepsini ezbere bilirdim. Yerinde duruyor bazıları. Bu işin aşıkları da bilirler yani. Çok az Yeniçeri mezar taşı vardır. Çünkü şey yapmışlardır. Yeni sisteme geçildi. Eskidekileri bizim millet şeydir, acımasızdır o konuda. İzini bile bulamazsınız. Şu anda hani siyasal temizlik hareketleri falan yapılıyor ya. Çok sert, büyük mücadeleler dönüyor tabii haklı olarak. Çünkü devletin sıkıntıları var. Ve temizlik harekatını geniş tutuyor. Siz Yeniçeriler dönemini okuyun. Yani hayal edemezsiniz. Mezar taşlarını bile hepsini yok etmişlerdir. O devir kapanmıştır. Kim geldi onların yanına? Mevleviler geldi. Mevlevilik birdenbire askerin ideolojisini temin eden tarikat oldu. Bugün Hazreti Mevlana filan diyorsanız Cumhuriyet'e intikal eden askeri ideoloji Mevlevilik üzerindendir ve Mustafa Kemal'in öğretmeni filan hep Mevleviydi. O yüzden Mevlevilere pek dokunulmamıştır. Bektaşileri de Alevi dedelerine vesaire hiç değilse bir kısmına göz kırpılmış, hürmet edilmiştir. Bence iyi de yapılmıştır. Onların umurunda değildir tabii. Devlet adamlarını onlar ciddiye alır görünürler. Aslında dünyayı kendilerinin yönettiklerini düşünürler. Haksız da sayılmazlar. Neden? Çünkü o türbeler, o küçük gül babalar, laleli babalar, telli babalar toplumun yasasını onlar korlar. Neye? İşte ben hani biraz entelektüel tarzda adlandırıyorum. Dinsel olarak şey yapmayayım. O Dionysosçu ilke nedir o? Neşe ilkesidir. Yani yaşam esas itibariyle camide değil tekkededir. Büyük mezarlıklarda, büyük mabetlerde, Selahattin camilerinde değil, kenarda köşede kalmış minnacık mescitlerdedir. Çünkü çok ilginç, dinde selefiler bundan çok gıcık kaparlar ama hiç engelleyemezler. Mezarlıkların yanına türbe yapılır sonradan. Çünkü halk oraya gider bir iki rekat namaz kılayım der. Bir daha hemen orada bir türbe bakıcısı yapar. Üstü biraz kapanır mapanır. Bir süre sonra oraya biraz bir oda eklerler, bir hücre. Hadi orada namaz kılalım o filan. Etkinliğine göre toplumun vicdanını temsil eder. Demek ki o küçük türbeler, derviş türbeleri, politik olmayan türbeler aynı sanatçılarınki gibidir.
Aynı düşünürlerin gibidir. Halkın vicdanını teşkil eden adamlardır onlar. Mesela Mehmet Akif'in mezarı nerede? Ama millet bilmez değil mi? Gitsenin nerede olduğunu bulamazsınız. Bunun gibi bir şey. Yani Cumhuriyet'in politik şahsiyetlerinin, devlet adamlarının mezarları nerededir? Şairlerini bilmem neyim, dervişlerinki nerededir? Orayı kim bilir? Aşıkları bilir. Hatta bazıları şey yaparlar. Mezar taşı yazılmaz. Mesela Melamilerin mezar taşlarının bir özelliği vardır. Nasıl tanınır bir Melami mezar taşı bilir misiniz? Yani onun için biraz gezmeniz lazım. Şurada taşı böyle bir taş görürsünüz. İçinde isim var ne? Hiç kıyafet yoktur zaten. Onlar ciddiye almazlar. Şöyle bir sağ şeyinde bir çentik vardır. Böyle kesik vardır. Yani bunun anlamı şey, kelleyi vermiş şehit kabul ederler ona. Onu Melamiler bilir. Yani onu Melamiler bilir ve gider ziyaret ederler. La Mekani Hazretleri vardır. Şeyde Cerrahpaşa'da Şah Sultan Mescidi vardır. Onun haziresindedir. Yıllarca kimse bilmezdi. Allah selamet versin Hüsrev Hatemi Hoca. O oraya La Mekani yazdırdı. Öyle işte yine bilmezler de La Mekani'nin mezar taşı oradadır. Bilenler bilir. Onlar da düzenli olarak ziyaret ederler. Ve mezar ziyareti diye bir şey de vardır. Devlet mezarlarında tören yapılır. Bu tür şeylerde tören yapılmaz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Mabet toplumu oluşturucudur ama mabet bir tür değildir. Esas itibariyle onu bir mezarlık olarak tasavvur etmek lazım mabedi. Yani mescit olarak yapsanız oraya ölü gömerler, ölü gömmüşseniz türbe yaparlar. Sonradan da yaparlar, eş zamanlı da yaparlar. Devlet adamlarının mezarları ve büyük Selahattin camileri ya da batıda katedraller, büyük tapınaklar devlet aklını, Apollon'cu ilkeyi, düzeni, nizamı hatta sürekliliği temsil eder. Ama o küçük kenarlarda mesela Hristiyanlarda da ayazmalar vardır. Şifalı sular filan. Onlar da toplumun vicdanını oluştururlar. Demek ki devlet aklıyla toplumsal vicdan, halkla devlet arasındaki şey, toplumsallık bilinci iki ayrı düzeyde oluşur. Neşe, hatta hüzün, bu küçük türbeler, küçük mezarlar, küçük izler üzerinden, küçük menkıbeler, kerametler ve sağaltıcı şifalar üzerinden oluşturulur. Diğeri de devletin siyasi büyüklüğünü, kralın iktidarını, kılıcının gücünü filan temsil etmek için abidevi olur. Çok ilginçtir. Bu Dionysosçu türbeler, mezarlar abidevi olur mu? Olmamalı. Yani onu tahmin edebiliriz. Doğru. Zaten olmaz. Peki merkezi olur mu? Olmaz. O yüzden şöyle diyebiliriz. Devlet mezarları, mabetleri daha despotik, yukarıdan aşağı, buyurgan, abidevi ve merkezidir. Ama bu bahsettiğim küçük mezarlar, küçük türbeler, küçük mabetler, mescitler daha demokratiktir. O yüzden bir tanesi halkın vicdanını oluşturur. Bir tanesi devletin sürekliliğini oluşturur. O yüzden büyük mabetler, büyük camilerde temsil eden sürekli gök temsilidir. Göğün, yani bir mabet, bunu unutmayın, mimarlık talebeleri filan da var, sarınlı sanat tarihi öğrencileri filan. Bunu önemseyin, bunu hiç, ben çok yazdım ama hala şeyini fazla göremiyorum.
Her mabet evrenin bir simülakrumudur. Yani mabet kültür geliştikçe, bilimsel dünya görüşü ilerledikçe evrenin maketi olarak tasarlanır. Yani mabet ve tapınaklarla evren, bilimsel evren görüşü arasında birebir karşıtlık vardır. Yani Osmanlı kubbelerini sayın, sonra o dönem Osmanlı astronomisini inceleyin, gökyüzünde kaç tane küre varsa, gezegen varsa kaç tanedir? Kaçlı sistem? Ya 9'dur, ona bağlanır o, ya 18'dir ya 24'tür. Yani ben zannetmeyin ki saydım da bu sonuca vardım. Ben önce bu ilkeyi keşfettim. Sonra talebelerime söyledim. Gidin şeyleri sayın. Kubbeleri sayın. Yarım kubbeler, çeyrek kubbeler. Bakalım bu sayıların katları olacak mı diye hemen hemen hepsi çıktı. Fakat Malatya mı? Antep mi? Şimdi yanlış söylemeyeyim. Bir yere gittim. Orada beni genç bir mimar yaptığı camiyi gezdirmek istedi bana. Klasik tarzdaki geleneğe bağlı olduğunu söyledi. Aa ben de iyi hadi gidip görelim dedik. Gittik arabayla. Baktım böyle küçük bir Osmanlı camisi değil de mescidi. Yani bir tür çakma tabii. Taştan yapıyorlar filan ama yine kendince özenmiş. Ben de tabii boş bulundum. Şey dedim, kaç kubbe kullandın dedim yani. Yarım kubbe, tam kubbe. Bir tane kubbe koymuş. Orada minnacık bir sürü de kubbe yapmış. Kaç tane kullandın dedim. Ya kaçlı sistemi kullandın dedim. Ben sayısını bilmiyorum ki dedi. Yani hiçbir... Niye yaptın sen o kubbeleri dedim. İşte vardır hani biz de kubbe yaptık dedi. Ama onların hepsinin bir sayısı vardır dedim. Ama ben bilmiyorum hocam ben de yaptım işte dedi. Tamam yeterince gördük bu camiyi başka yerlere gidelim dedim. Yani sinirlendim oradan ayrıldık. Şimdi oysa Osmanlı mimarisinde o kubbelerin sayısı vardır. Niye vardır? Yarım, çeyrek, kubbe hiç fark etmez. Niye? Onlar yani yeryüzünün bir astronomi dersini ben size bir camide verebilirim. Yani geleneksel fizik, matematik ve astronomi dersini herhangi bir caminin maketinden size anlatabilirim. Bütün fizik temel kurallarını, astronomi ilkelerini, matematik, geometri ve aritmetik, hatta müzik. Çünkü astronomi, müzik, aritmetik ve geometri zaten matematik bilimleridir. Onu fizik bilimleri, onun üzerine metafiziği de koyabiliriz. Ben dolayısıyla Osmanlı medreselerinde okutulan teorik bilimleri, öyle dört tane sahibi var, dört ayak var filan öyle olmaz o işler. Teorik bilimleri, yani üniversitelerde okutulan bilimleri herhangi bir yetkin, Osmanlı Camii'nde size gösterebilirim. Aynı dersleri, yani o fizik ilkelerini anlatacağım, göstereceğim. Niye sütun öyle yaptı, neden böyle yaptı, niye buna başlık kullandı. Hepsini gösterebilirim, hemen hemen. Şimdiki yapılan Osmanlı Selçuklu diyorlar, Selçuklu'da gösteremezsiniz. Niye? Çünkü o geleneksel bilim anlayışı Selçuklu'da henüz oturmamıştı. Osmanlı felsefe, tasavvuf vesaire Selçuklu'dan uzaklaştı ve onları hazmetmiş yeni bir gelenek oluşturduğu için Osmanlı'da o astronomi metinleri okunuyor, tartışılıyordu. Dolayısıyla o da mimaride karşılığını bulabiliyordunuz. Selçuklu'da o kadar yetkin değildir. Zaten şeydir, yani sembolizm çok güçlü değildir. O sembolizm Orta Asya gelenekleriyle irtibatlıdır. Şimdi İran'da mesela hiçbir mabedin dışsal görünüşü sizi etkilemez. Mabetler tezyinatta patlar.
Acem şeyi minyatürlerden tutun ahşap işçiliklere, çini işçiliklerine varıncaya kadar şimdi cam işçilikleri yapıyorlar. Yani o Meşhed'de filan benim birçok şeye geldim. İsfahan, Şiraz vesaire. Hepsinde böyle bir şey, yoğun bir cam var. Niye cam var? Işık, ateş, nur. Bunlar İran'ın hem dini hem felsefi hem tarihi kavrama biçimleriyle de alakalıdır. Bakın şimdi şeye modern yeni yapılan işte Maltepe Camii, ne bileyim Kocatepe Camii, şimdi Ulus'ta o yapılan yeni büyük bir cami yapmışlar. O cami başka nerede bulursanız bulun. Benim mimarlık ve felsefe kitabı çıktıktan sonra belki bir iki tanesi biraz dikkatli davranmış olabilir, bilemiyorum ama henüz daha görmedim. Hepsi karakuşi yöntemlerle geleneksel o şeyin, duyarlılıkların sonucu değildir. Dolayısıyla özetleyecek olursak, devrin doğayı kavrama biçimi, göğü kavrama biçimi, yani fizik, matematik ve metafizik tasavvuru, kavrama biçimi mimaride tek tek sembolize edilmiştir. Yani şöyle bir sembol de değil. Hava, toprak, su, ateş dört eder, dört tane duvar yapalım anlamına gelmez. O sembolizm işin ucuz tarafı. Peki neyi kastediyorum? Mesela gök kubbe diye bir tabir vardır. Kubbeyi yere düşürmemek filan denir. Gök kubbe. Gök kubbe nedir bilir misiniz? Ya ana kubbe vardır. Onu bir ders olarak ben görüntülü olarak size anlatmayı düşünüyorum. Belki önümüzdeki ders yaparız. Gök kubbe. Kubbe nedir? Küre mesela değil mi? Kubbe ve küre aynı şey. Ama niye büyük bir kubbe vardır? Hep Osmanlı Camii'nde bir tane ana kubbe vardır. Bu kubbe şeyde de vardır. Ayasofya'da da vardır. Ayasofya'da bir Müslüman mabedi değildir. Efendim? Evren derken neyi anlıyoruz? Önce bir doğayı anlıyoruz. Bakın unutmayın, tabiat, fizik gökte yoktur. Gökte aydaki kraterlerin bile bir leke olup olmadığı tartışılmıştır. Aydaki, yani gökyüzündeki kürelerin maddesinin olmadığına inanılırdı. Eter diye bir madde olduğu varsayılırdı. Beşinci madde. Oysa beşinci madde diye bir madde yok. Eter ne? Hani efendim? Beşinci element gibi. Hani bu eterle bayıltırlar ya, bu anlamda gökyüzündeki bütün kürelerin şeffaf cam küre olduğu düşünülürdü. Şeffaf küre, maddesi yoktu. O yüzden gökyüzünün fiziği olmalıydı. Fizik ne demek? Fizis doğa demek. Doğa ne demek? Doğa yerde, hava, toprak, su, ateştir. Ve sadece lineerdir hareket. Doğrusal harekettir. Gökyüzü daireseldir. O yüzden ben hep derim, iki şeyi bulamazlardı. Bir, kanın deveranını bulamazlardı. Yani kan deveranını kadim toplumlar Osmanlı filan keşfedemezdi. Neden keşfedemezdi? Çünkü Aristoteles fiziğine göre dairesel hareket sadece gökte vardı. Doğada doğrusal hareket vardı. Dünyanın da döndüğünü bulamazlardı o yüzden. Dairesel hareket gökteydi ve tanrısal hareketti. Çünkü ezeli ve ebediydi. O yüzden nerede küre varsa o imparatorluğu ya da saltanatı temsil ederdi. Yani esas itibariyle kubbe tanrıyı temsil eder. Tanrı nedir? Kraldır. Tanrı da kralda tecelli eder. Lillahi fil ardı halifeten. Peki şey... Duvarlar doğayı temsil ederdi. Halk o doğanın içinde olanlar.
Peki niye Ayasofya'da o kadar büyük bir kubbe yerleştirmeye çalıştı? Ayasofya çok kötü bir mimariyle yapılmıştır. Habire yıkılır. Yıkılmıştırdı zaten. İşte Mimar Sinan Dayanaklar biraz uçan payandalar falan kullandılar. Payandalar daha doğrusu. Çünkü imparatorluğun büyüklüğünü sembolize ediyordu. Yani siyasi yapının gücünü, büyüklüğünü sembolize edebilmek için göğün büyük olması lazımdı. Ne kadar büyükse kral da o kadar büyük oluyor. Tanrı gibi. Ona mukabil doğa da büyük olacak. O bir yoruma göre dini temsil eder. Derler. Yani siyaset dinin üstünde durur. O kubbe. Din sağlam olursa kubbe de yıkılmaz. Bilen değişik görüşler vardır. O simülasyon esas itibariyle yapılan her mabet o dünya görüşünün uygulamasıydı. Yani mümin nasıl ki böyle bir yamaç düşünün, bir yayla düşünün, bir mümin orada namaz kılıyor. Müminin üstünde ne var? Gök var. Gök ne? Kubbe. İşte mimar o doğayı, yani yaylada, ufukta namaz kılan mümini hayal edin. O evrenin altında içindeki mümini sarmalayan yapıyı onun küçüğünü yapar, minyatürünü yapar. Bir modellemedir o. O yüzden evren görüşü mabette tecelli eder. Yani devrin bilimsel anlayışlarını bir katedralde ya da bir camide inceleyebiliriz. Ben bunu anlatabilirim. Nitekim mimarlık ve felsefede böyle bir analiz yapıp gösterdim. Şimdi sorun nerede? Sorun o sistemi, yani Selçuklu bile demeyeceğim ama Osmanlı dönemi, en gelişmiş klasik artık diyeceğiz ona, Osmanlı dönemi mimarisi o dönemin biliminin simülasyonuydu. O bilim çöktü. Şimdi şu anda yapılan bu kubbeli mubbeli camiler kendi çağının bilimini yansıtmıyor. Ve orada başka kiç unsurlar var. Çünkü beton arme ne demek? Bak beton var, bir de arm var değil mi orada? Beton arme. O arm ne demek? Kol demek. Yani beton ağır bir şeydir ve yere düşmesi lazım. Ama beton armenin içinde demir filizler olduğu için betonun yere düşmesini engeller ve onu yere çekime karşı çıkar. Şimdi geleneksel bilimde her şey aslına rücu ettiği için aşağı doğru iner. Göğe hafif olan şeyler çıkar. Nedir onlar? Hava ve su. Ki ateş ve hava. Su ve toprak aşağı doğrudur yönü. Şimdi bütün o fizik ilkelerinin hepsini mabette gösterebiliriz. Bugünkü mabetlerde ne geleneksel bilimsel anlayışı gösterebiliriz. Çünkü bugünün biliminden yararlanıyorlar. Beton kullanıyorlar en azından, taş değil. Sadece ne kalıyor geriye? Hiçbir şeyi karşılığı olmayan kubbe. Bir de minareler var. Minareler ne sembolüydü? Niye minare dendiği bile bilinmiyor onlara. Niye mesela çan kuleleri gibi onlar çubik değil de silindir gibi? Niye silindir? Oysa kilise çanları çubiktir. Niye biri çubik, biri dairevi? Dairevi diyorum, silindirik. Şimdi modern cami kendi döneminin bilimsel dünya görüşüyle irtibat kurmuş olarak bu inancıyla, müminin inancıyla, yani Müslüman bir adam, Hristiyan bir adam inançlarıyla sahip olduğu, aldığı dünya görüşü, aldığı eğitime uygun olarak
seküler bilim diyeyim. Yani normal doğa bilgisi, gök bilgisi, toplum bilgisiyle inançlarını uzlaştıracak ve o uzlaşmaya göre yeniden evrene bakışını mabette tecelli ettirecek. Şimdi kendi zihninde bile din merkezde yer almaz. Hiçbir dindarın hayatında din merkezde değildir. Sabah akşam alnı secdeden kalkmasa bile, yani sadece iş hayatı içerisinde bile din hayatında merkezi bir yer alamaz. Ne kadar mütedeyyin olursa olsun. Neden alamaz? Çünkü toplumsal zamanın, toplumsal ritmin akışıyla onun zihnindeki ritmin akışı arasında müthiş bir farklılık vardır. Ve ister istemez o ritme uyacaktır. Karı koca arasındaki münakaşalar nereden gelir? Kocalar niye karılarını ihmal ederler? Mesela hiçbir siz köylü kadının ya da köyde yaşayanlarınız varsa anneannenizin, dedenizi, köyde ama yaşayanlar için söylüyorum. Anneannenizin, babaannenizin, dedelerinizi beni ihmal ediyor suç diye suçladığını hiç duydunuz mu? Ay bu Hıdır var ya filan deyip hiç ihmal eder mi? Yani bir köylü amca. Yani bu fındık toplayabilir, pancar toplayabilir, işte sığıra bakabilir, ne bileyim. Yani doğulu olur, Karadeniz olur, İç Anadolu olur. İşte zeytin mi toplar, portakal mı toplar, net önemli değil. Yani bildiğimiz otantik, köylü bir ihtiyar, cami cemaati amca düşünelim. Amcalar, dedeler hayal edelim. Bir de teyzeler, anneanneler, dedeler, nineler hayal edelim. Kocalarının kendini ihmal ettiğine ilişkin bir şikayetleri olur mu? Peki bir köylü kadını, yani köyde yaşayan, bir kadına anket yaparken sorsak, ev kadını ne iş yapıyorsunuz, ev kadını mısınız desek, ne cevap vermesi lazım? İş kadını mısınız? Hayır. Ev kadını mısınız? Hayır. Ne kadınısınız? Ne? Tarla kadını diye bir şey yok, atma. Kocamı kadar güzel. Cevap veremez. Çünkü soruyu soranın dünyası ile o kadının dünyası arasında mutabakat yok. Şimdi mabet içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Bugün sorun İçinde yaşadığımız dünya bilgisi nedir? Fizik bilgisi, kimya bilgisi, astronomi bilgisi, enerji, kuvvet bilgisi. Bunlar tamamen değişti. İnançlarımız hala 10. yüzyıl biliminle uyuşmuş halde. Aldığınız abdest bile öyle. Abdesti var mı aranızda? Kalmamış. Bu dersten sonra adamda abdest kalmamış. Yani bir tane abdesti kalmıyor. İnat ediyorum, kaçırmadım abdesti diyor. Şimdi abdest suyla aldınız değil mi? Abdest almanız için o su abdestiniz sahih mi değil mi anlayabilmemiz için bir fakih olarak bakarsak abdest aldığınız suyun sıhhat şartlarını gözden geçireceğiz. Eğer aldığınız su temiz değilse abdestiniz geçerli midir değil midir? O zaman sizin abdestinizin geçerli olabilmesi için abdest aldığınız suyun da fıken geçerli olması lazım. Değil mi? Şartları nedir? Bir suyun abdest alınabilir özellikleri nedir? Sallama, akması gölden de çanaktan da olur. Tadı, rengi, kokusu olmaması lazım. Bu 1500 yıllık fıkıh kitaplarında yazar. Bizim Mehmet Said Hatipoğlu Hoca'nın en sevdiği örnektir bu.
Radyasyonluysa, radyasyonlu suda bu üç özellikte yok. Vallahi sahih sıhhatten gelir, bunda sıhhat olmaz. Yani beden gider.